ve satır arasından mutlu akşamlar. Gazze için kritik saatlere girildi. Ateşkese en yakın olunan günler içerisindeyiz. Hamas tarafı Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail tarafıyla görüşüyor. Bir arabuluculuk durumu var ve her iki taraftan da, daha doğrusu bütün taraflardan ateşkese yönelik çok ciddi bir açıklama var. Bugün içerisinde olup olmayacağı belli değil ama birkaç gün içerisinde bir ateşkes bekleniyor. Ateşkesin çerçevesi, boyutu ne olacak? İsrail Gazze'den çekilecek mi? Ve Refah operasyon yapacak mı? Tüm bunların cevabı bulunacak birkaç gün içerisinde. Bir taraftan da dünya, Ukrayna, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya, Tayvan derken büyük bir savaş beklentisi içerisinde. Ülkeler savunma bütçesini maksimum seviyeye yükseltti. Ne oluyor dünyada? Savaş bölgeleri ve Batı'nın özellikle büyük savaş senaryoları neler? Onları konuşacağız. Bir taraftan da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde son birkaç haftadır öğrenci olayları devam ediyor. Amerika Başkanı Joe Biden açıklamalar yaptı ve hızlı bir şekilde Senato'dan bazı yasaları geçirdi. Ne bu yasalar, ne anlama geliyor? Amerika'da özgürlük rafa mı kalktı? İfade özgürlüğü açısından önemli eleştiriler var Biden yönetimine. Bir taraftan da yine Irak'ta PKK'ya yönelik operasyona adım adım yaklaşılıyor. Hem Bağdat yönetimi, hem Peşmerge, hem TSK büyük bir operasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda çok önemli konuklar var. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Güntay, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan, iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ve Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öğür, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Burak Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Siz Amerika'dan yeni döndünüz. Amerika'daki izlenimlerinizi alacağız. Orada bu hafta hep Amerika'yı konuştuk ama hem kısaca bir dünyada neler oluyor? Çünkü öyle bir döneme giriliyor ki artık bütün ülkeler adı konulmamış bir savaşa hazırlanıyor. Senaryolar çok fazla. New York Times'tan tutun da batılı gazetelerin, medyanın birçoğu bu senaryoları yavaş yavaş gündeme getirmeye başladı. Biz isterseniz bu konflikt zonlara, çatışma bölgelerine yakından sizinle bir daha bir bakmak istiyoruz. Ukrayna son 2-3 yıldır en çok konuştuğumuz ülkelerden birisi. Yine aslında 7 Ekim'den sonra konuşuyoruz ama yine son 30-40 yılın Orta Doğu'su var. Bir türlü savaşların bitmediği, iç savaşların bitmediği, parçalara bölünmüş çok sayıda ülke var. Başka çatışma bölgeleri de var. Tayvan'dan tutun da İran, Pakistan, Hindistan, Çin'e kadar. Ne oluyor dünya? Büyük savaşa hazırlanıyor. Evet, şimdi sizinle uzun zamandır yaptığımız cumartesi akşamki, son iki haftadır malum Amerika'da olduğum için yoktum ama yayınlarda geri giderek cevap vereyim. Lütfen. İki sene önce Çin'le Amerika Tayvan yüzünden savaşa giriyordu. Evet. Girdi mi? Girmedi. Ukrayna yüzünden Amerika ile Rusya arasında nükleer savaş çıkıyordu. Çıktı mı? Çıkmadı. Keza Hindistan, Pakistan arasında yeni bir savaş hem de nükleer savaş oluyordu. Oldu mu? Olmadı. Ben bunları dediğim zaman o toplantılarda, o yaptığımız yayınlarda hep şey deniyordu. Ya işte bu sefer öyle olmayabilir, bu sefer olmuyor işte. En son daha gözümüzün önünde İran'la İsrail muazzam bir harbe giriyordu. İki tane havadan insansız teyyare gönderdi. O ona selam çaktı. Bitti. Bir hadise var mı? Yok. Peki gelelim Yemen'e. İngiltere Yemen'i işgal ediyordu. Konuşuldu bunlar televizyonlarda. Evet. Etti mi? Etmedi. En güzeli Fransa Rusya'ya saldırıyordu. Hatırlıyor musunuz? Macron ordularını toplamıştı. Topladı mı? Toplamadı. Toplayabildi mi? Toplayamadı. Kendi ülkesinde toplan desen toplanmazlar. Özü öyle savaş tamtamı çalmak kolaydır da dünyanın içinde bulunduğu pandemi sonrası ekonomik durumda. Bakın bunu hep inatla söylüyorum. Evet. Pandemi sonrası ekonomik durumda, bu 2. Dünya Savaşı'ndan önceki o büyük depresyon dönemi var ya, herkes ona atıfta bulunur. Der ki işte büyük depresyondan çıkmak için Amerika savaş çıkardı. O Keynesyen ekonomi canlandı ve öyle değil artık. Dünya farklı bir yere gelmiş. Demokratik seçilmiş hiçbir hükümet ülkesindeki ekonomik sıkıntıyı, ki dünyada her ülkede var, o ekonomik sıkıntılara bir de savaş katmak istemiyor. Çok net söylüyorum. Ama ve lakin. Bu şu anlama gelmiyor. Gerginlikler de bir yandan uluslararası ilişkilerin bu büyük oyununda bir parçası. Şimdi bugün
bizim için en önemli yer, hani bütün şu dünya haritasına baktığımızda nereye göster derseniz maalesef İsrail-Filistin'i gösteriyoruz. Neden? Çünkü orada 40 bine yakın insan katledildi. Biraz önceki sorularınızın bence olan cevaplarını hemen söyleyeyim. Sonra daha açar değerli dostlarımızla. Tabii ki, buyurun. Bir ateşkes olur mu? Olsa ne olur? Çünkü yine eski programlarımızda hep şunu ifade ettim. Netanyahu'nun hayatta kalabilmesi, Netanyahu'nun iktidarını devam ettirebilmesi için kana ihtiyacı var. Kan kesildiği an, katliam kesildiği an Netanyahu gider. Bu halde bile zor duruyor. Dolayısıyla ben potansiyel bir refah hareketi, bunu da söylüyorum şimdi bu geceden, bekliyorum. Ateşkes olsa bile bekliyorum. Önce onu söyleyeyim. Zaten Netanyahu ne olursa olsun ben refaha gireceğim şeklinde açıklaması vardı. Ama diyor. Netanyahu tek başına mesela kabinede son birkaç haftadır yine işte çeşitli bakanların Netanyahu karşıtı, hatta erken seçime, genel seçime varan çağrıları vardı. Hani Netanyahu tek başına bu noktada ısrar etmek istese de bunu başarabilir mi? Yapabilir Netanyahu mi? O kabinedeki en yumuşak adam. O kabinedeki en yumuşak adam, düşünün durumu. Evet. Netanyahu, Smotrich mi? Alttan baskı yapmayalım zaten diyecek. Benzivir mi yapmayalım diyecek. Yani facia bir şey var orada. Kabine var orada. Ateşkesin manası kalmıyor mu? Buradaki ateşkesin olmasının tek bir sebebi var. Halk tarafından bir baskı var uzun zamandır. Sokaklardaki gösterilerin sebebi bu. Evet. Nedir sokaklardaki gösterilerin sebebi Netanyahu hükümetine karşı? Arkadaş diyorlar, Yahudilerin hayatı, esir alınanlardan bahsediliyor, risk altında. Evet. Bunları kurtar. Bunları kurtar. Şimdi bunları kurtarmak demek, oturup el sıkışmak demek. Netanyahu bunu yapmak istemiyor. Bunu yapmadığı zaman iş sokağa gidiyor. Netanyahu'yu hep üzerinde duruyorum. Durdurabilecek güç ne Amerika, ne Çin, ne Rusya, ne başka bir ülke. Netanyahu'nun bu üzerinde gittiği vahşeti durdurabilecek tek güç İsrail halkının ta kendisidir. İsrail halkı rehineler sebebiyle oluşmuş konsensusla bir erken seçime İsrail'i götüremezse ya da kabineye baskı yapıp oradaki birkaç partinin istifasına, yani hükümetin düşmesine sebep olamazsa bu katliam devam eder. Çok net söylüyorum. Peki İsrail halkı ne istiyor? Yani, realiter politikada öyle görünüyor ki İsrail halkı hani Filistin'e, işte Batı Şeria'da mesela bir Hamas yok ama orada katliam tam manasıyla devam ediyor. İşte yerleşimci adıyla işgalciler bölgeyi terörize etmeye devam ediyor. Yani şeyden bahsediyorsunuz. Batı Şeria, onu söyleyecek. Batı Şeria gözden kaçıyor bazen. Evet. Batı Şeria facia durumda. Şimdi Mahmut abi ne derdik yıllarca? Türkiye için konuşurken sağ oy %65, sol oy %35 derdik, değil mi? Evet. Doğru söylüyor. Klasik. Şimdi burada da çok farklı değil. İsrail'de de sol oy %35, sağ oy %65. Evet. Ama sağ çok derin bir sağ. Yani yelpazesi çok geniş bir sağ. Şimdi burada solun tutumu veya sol partilere inanan vatandaşların duruşu belli. Ne zaman ki sağdan, ki oraya doğru gidiyor iş, ben size başından beri 6 aydır bir isim veriyorum, Benny Gantz. Benny Gantz'ın üzerinde bir çoğunluk oluştuğu an itibariyle bu hükümet yıkılır. Benny Gantz, Lapid'le birlikte bir iktidar kurar. O zaman burada bir ateşkesten bahsedebilirsiniz. Çok net söylüyorum. Yani o kısa vadeli bir, yani rehinelerin, esirlerin serbest bırakılmasıyla sadece onu içeren bir ateşkesten bahsediyoruz, yoksa sonrasında... Yok yok, ciddi bir... Benny Gantz ve sol hükümetle birlikte bir hükümet oluşursa, yani Lapid'le Benny Gantz hükümeti oluşursa, o zaman Gazze'den çıkış da dahil olmak üzere ciddi bir, yani ateşkes olur. Ama şu an konuşulan ateşkes değil. Şu an Netanyahu diyor ki sen rehineleri ver, ben seni 20 gün daha öldürmeyeceğim. Böyle ateşkes mi olur? Evet. Dünyada da baskılar var. Bu dünyadaki baskıları gidermek için de, ki ikinci dilimimizde Amerika'ya geldiğimizde geleceğiz, daha net ortaya çıkacak, çok daha farklı bir boyuta geliyor. Bugün Hamas'ın Kahire'de görüştüğü, İsrail'in de görüştüğü konu başlıklarından birisi de sanırım İsrail'in bir kısmının buna birazdan sıcak bakmaya başladı. İsrail'in Gazze'den kademeli çekilmesine sıcak baktığı için Hamas'ın artık ateşkesi biraz daha ciddi bir şekilde düşündüğü yönünde. Doğru. Yani Netanyahu'nun başında olduğu bir hükümet o zaman %35 Gazze'den dedim ya. Gazze'den çekilmeyi düşünüyor mu o zaman? %35 dedim ya. Bu %35 halkın %35'i artıyor. Niye artıyor? Bir, çok ciddi bir şey var. Şimdi İsrail'de yaşayın. Gidin oraya.
ve gerçekten hiçbir şeyle alakanız olmasın bu hadiselerle. Normal bir vatandaş olun. Ve iki devletli çözüm isteyen bir sürü İsrail vatandaşı var. İki devletli çözüm isteyen bir sürü İsrail vatandaşı var. Evet. Şimdi bu insanların sayısı gitgide artıyor. Birleşmiş Milletler'de Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili ne kadar oldu? 3 hafta mı oldu? 3 hafta oldu değil mi reddolalı? Evet. 3 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla gündem dışında kaldı. Ama İsrail'in içerisinde bu hadise çoğunluğa geldiği an itibariyle Amerika'da değişir. Bakın çok net söylüyorum. O yüzden sorunun cevabı şu. Tam anlamlı, kapsamlı bir barış yakın mı? İnşallah. Ama Netanyahu'nun şu anki görüşmesindeki ateşkesten bahsetmiyorum. Şimdi çok açık bir şey konuşalım. Hamas, hatta Mahmut Abbas, El-Fethi. Evet. Mevcut Gazze işgalini, bir karış toprağını bile kabul edecek mi? Etmeyecek. Hiçbir zaman. Batı Şeria'da, şimdi bunu ben defaatle anlatmaya gayret ediyorum. 47'yi falan geçtik zaten o sınırları da. 67 sınırları laçka durumda. Laçka durumda. Ne demek laçka durumda? 67 sınırlarının içerisinde su topraklarının yani su alanlarının üstüne koca koca yerleşkeler yapılmış. Bir yerden yani bir şehrinden öbür şehrine geçmek için İsrail askerinin kontrolünden geçiyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla buraların tam anlamıyla iki devletli bir çözüm ki bu barışın yegane neticesidir. Olmayacağı kesin. Batı Şeria'da artık olur. Ama nasıl olur? Bu işgalciler çıkacak mı oradan? Şimdi ona gelecekler mi yani? Çünkü onun üzerine dediğiniz gibi şehirler kurulmuş artık. Yani çok ciddi bir şekilde. Gökdelenler. Evet. Yani o şey de değil öyle 2-3 tane bina dedi. Gökdelen yapmışlar. Evet. Buna şöyle bir teklif getiriyorlar uzun zamandır. Negev çölüne doğru biz size başka yer verelim diyorlar. Yani su yolları bizde kalsın sen çölde kal. Bedevilerle birlikte o tarafta ol diye teklifler var. Bu görüşülür konuşulur bu sonraki hikaye. Buradaki en önemli şey Gazze'den tam çıkış. Batı Şeria'nın, Cenin, Ramallah, Beytüllahim bunun gibi önemli merkezlerin işgalinin durdurulması. Bir Gazze, Filistin haritası tamamı miyiz? Varsa daha güzel bir olur. Filistin, Gazze, Batı Şeria haritası bir getirebilirsek çok kısa bir süreliğine o Negev çölü vesaire onları da yerinde göstermek istiyoruz. Çok güzel bize, olur. Yani işte o sınırlara tekrar dönülür mü dönülmez mi tartışmaları devam ediyor. Öyle görünüyor ki bu sınır Batı Şeria'dan bahsediyorum. O sınırlara dönmek şu anda hayali en azından bunların buradan çıkması. Negev çölü olarak dediğiniz bir bölge burası. Şurası şöyle söyleyeyim. Hatta bir bilgilendirme de olsun değerli izleyicilerimize. Bugünkü şu mavi alan sözde İsrail toprakları. Evet. Bu arada kimse sanmasın bu turuncular var ya. Bu turuncu böyle değil. Tabii. Ha şimdi şöyle baktığınız zaman o turuncuyu yekpare bir Filistin buraya Batı Şeria diyoruz. Ürdün Nehri'nin malum bu tarafına. Bu tarafta Gazze değil mi? Evet. Şimdi normalde bir burası daha genişti. İki burası daha genişti. Enine boyuna yani kuzeye güneye. Bu taraf zaten Ürdün Nehri. Buraların hepsinde içe doğru gitmeler olduğu gibi aynı zamanda bu turuncu alan var ya. Hı hı. Bu turuncu alan ne diyelim benek benek. Yani işgal altında. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey öneriyorlar. Bizim aldığımız topraklar bizde kalsın. Size Negev çölüne doğru bir alan verelim. Şimdi şu Gazze güneye doğru. Gazze tarafıyla birleşecek şekilde mi yoksa? Yok canım nerede? Bir kere o birleştirme stratejik olarak tam karşısında oldukları bir şey. Buradan buraya gideceksen denetim altında kalacaksın. Hmm. Bu arada bir şey de söyleyeyim çok açık bir şekilde. Bugün bana sorsanız bir Filistin devleti var mı diye iki Filistin devleti var. Yani şu tarafa Gazze'ye gidenler ne demek istediğimi anlayacak. Batı Şeria ile birlikte gidenler ne demek istediğimi anlayacak. Batı Şeria'ya gidin. Orada El-Fetih yönetiminde, Abbas yönetimindeki bir üniversiteye gidin. Orada konuşma yaptığım birkaç üniversite vardı zamanında. Oradaki insanlar, oradaki yaşam tarzıyla Gazze arasında bir kere sanki iki ayrı ülkeye gidiyorsun gibi. Uçurum var. Kopmuş yani olarak da kopmuş. Felsefe olarak, hayata bakış olarak da kopmuş. Zaten İsrail'in de hep istediği buydu uzun zamandır. Dolayısıyla burayı marjinalleştirip, burası merkezde, buraya bazı şeyleri kabul ettirerek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama ne yapmaya çalışırsanız çalışın, Negev çölü dediğiniz çöl, şurası hariç, bilmiyorum görünüyor mu gösterdiğim şey. Şurası hariç, burası Elat diye bir böyle turistik bir bölge haline getirmişler. Burası hariç neredeyse bunun tamamında su yollarından çok mahrumsunuz. Negev çölünde.
Dolayısıyla yerleşimlerin, bana zamanında Filistin Kurtuluş Örgütü'nün oraya öğrencilerimi götürdüğüm zamanlarda bir harita vermişti Filistin Kurtuluş Örgütü. O haritada su yolları var. Yani oradaki su kaynakları, bütün su kaynakları benek benek işgal edilmiş durumda. Şimdi bunlar bir kenara ama bir de işin bir tarafı daha var. Bildiğiniz gibi burası öyle bir nokta ki Doğu Kudüs dediğimiz taraf sözde Filistin olması lazım değil mi? Evet. Tamamıyla içe gitmiş durumda. Doğu Kudüs'le Kudüs'le alakası kalmamış durumda. Komple Filistin topraklarının. Evet. Bir kere çok açık ve net bir şekilde Doğu Kudüs'ü geri verecek misiniz? İsrail'in ben bu konuda hiçbir şekilde adım atacağını düşünmüyorum. Doğu Kudüs ki çok kritik bir noktadır. Mevcut su yollarından yerleşimlerini kaldırır mı? Hayır, kaldırmayacak. Çok net söylüyorum. Biraz önce de dedik ya, yani yerleşimi geçme, gökdelen yapmış adam neredeyse. Hmm. Dolayısıyla hani bunlardan vazgeç. Bu kadar yıldır yaptığın mücadeleden sana çöl verelim. Yani ben pek Filistin mümkün tarafının iki tarafında buna çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ama ve lakin evet, en azından belli bir status quo kırılıp da belli bir noktaya gelir. Filistin devleti resmen Birleşmiş Milletler'de sonrası görüşülmek üzere diyerek bile kabul olursa o zaman işte işin rengi değişir. Çünkü bugün, bu gece belki konuşacağımız en önemli konu şu. Yıllardır bu iki konuyu, Amerika'yı ve İsrail bazlı Orta Doğu'yu çalışan bir adam. Çok net bir şey söyleyeyim size. Ben ilk defa Amerika'da, bak dünyada olabilir bazı yerlerde ama Amerika'da ben ilk defa İsrail'e karşı böyle enteresan bir durum görüyorum. Şimdi bu, daha önceki yayınlarda hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Amerika'da yapılan, Mahmut abi hatırlarsın belki, Coşkun komutanım da, bir kamuoyu yoklaması var demiştim. 60 yaş üzerine soruyorsun. İsrail, Amerika'nın verdiği desteğe ne diyorsun diye %85 oranında %85 60 yaş üstü Amerikalılar var. Tamam diyor, sonuna kadar destek olalım, askeri az vesaire. 40-60 yaş arasında soruyorsun, o %80'lik oran 50 miydi 60 mıydı oralara düşüyor. Oy kullananla yani 18 ile 40 yaş arasında soruyorsun %33'lere düşüyor. Hmm. Şimdi olayları zaten şeyi var ya. Yani. Dünyada her şey demografidir. Her şey insanlardır. Siyasetçiler de kararını toplumun tepkisine göre verir. Amerika'da benim hesabıma göre maksimum 20 ila 30 sene içinde demografik değişimden sonra çok farklı bir şey olacak. Çünkü bir gerçek var. Bugün konuşma yaptı işte sabah, yani Amerika'ya göre sabah. Bernie Sanders. Evet. Bernie Sanders kim? Demokrat bir senatör. Demokrat, ama Demokrat. Ailesi Holocaust'ta, yani şeyde, soykırımda, yani Nazi soykırımında ailesini kaybetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bunlar hala doğal olarak yönetimde ki Bernie Sanders bu arada çok muhalif İsrail, o ayrı bir davranış. Onu söyleyecektim. Bernie Sanders'ın biraz yani, duruşu ve tutumu. Biraz hani, biraz değil, teklif veriyor Amerika yardımı kessin diye. İsrail karşıtı. Ama bu jenerasyon değişip Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan, Amerika'da yaşayan, Amerika'da bulunan Yahudi toplumu yavaş yavaş İsrail'i, tamam bizim için önemlidir, bizim bir felsefemizdir deyip ama arasına da biz önce Amerikalıyız deme noktasına doğru gidiyorlar. Evet. Gösteriler esnasında buna, bu konuya girmeyeceğim. Geleceğim, çok gösterilere de ama geleceğiz. Gösterilerdeki kitlelere baktığımda da bunu net tamam gördüm. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi hocamın anlattığına tabii şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Ya şimdi düşünün, son 40-50 yıla damgasını vuran tek imparator ABD, Amerika Birleşik Devletleri. Şu andaki hem dünya ekonomik sistemini, siyasal sistemini yönlendiren, yön veren bir ABD. Geldiğimiz noktada çıkan, bir, kendisinin çıkardığı kaoslar var. İki, çıkan kaosları da derinleştiren bir Amerika var. Bence asıl problem bu. Yani dünyayı yönetmekte bir, siyasal olarak, iki, ekonomik olarak ve ahlaki olarak üstünlüğünü kaybeden bir Amerika ile karşı karşıyayız. Şimdi bütün mesele burada savaş çıkar mı çıkmaz mı? Bu böyle sıkışan bir Amerika, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı yönlendiren, yöneten, 2001'den sonra da bu bölgeyi dizayn etmeye çalışan bir Amerika. Şimdi geldi, Gazze'de bir fotoğraf ortaya çıktı. Evet. O fotoğraf şu, bütün insanlığın vicdanını sızlatan bir fotoğraf çıktı. Amerikan adaleti ya da Amerikan ekonomi, demokrasisi, insana değer veriş biçimi bu kadar çıplak ortaya çıkmadı. Hiçbir olayda, Vietnam'da da çıkmadı. Çünkü Vietnam'da iki sistemli bir yapı vardı. Orada sanki sistemler savaşı vardı. Tamam, insanlık dramı yaşandı falan ama olmadı. Yani Afganistan meselesini de terör üzerinden çok
şey yapabildi. Bir de bunu, sosyal medya mı anladın? Tam onu diyecektim. Bunun farklı kılan yani sosyal medya mı, işin hani İsrail'in bu kadar katı bir şekilde bu kadar soykırıma da kadar giden bir şekilde öldürmesi mi? Çünkü yani son 20-30 yıla bakıyoruz. Yani sadece işte Irak'ta milyonlarca kişi öldü. Suriye'de milyonlarca kişi öldü. Afganistan'da milyonlarca kişi öldü. Bunların bu savaşların hep bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Şimdi burada hani çok konsantre bir katliamdan, soykırımdan bahsediyoruz. İşte orada, ne oldu da bu kadar Amerika'daki o demografik yapı ya da bu yönetim karşıtlığı, İsrail karşıtlığı bir anda bunlardan hangisi daha yukarı çıktı? Yer buldu? Ya da neden? Bir de gençler. Yani jenerasyon değişiyor. Şimdi orada işte bir şey oluyor. O şudur. Bu sistemin bir birikmiş hali var. Evet. Ne biriktirmiş? Sürekli kaos biriktirmiş, adaletsizlik biriktirmiş, dünyayı da darbeler biriktirmiş, sürekli halklara darbe dayatmış. Bu sistemde problem var. Şimdi Cumhurbaşkanımız da zaman zaman söylüyor ya, 2011'den beri söylüyor. Dünya evet. Beşten büyüktür, adil bir düzen yok. Bu giderek yaygınlaştı. Belki bu Gazze olayı, o 7 Ekim olayı var ya, o sanki o küresel demir perdeyi yıktı. Aslında küresel bir demir perde vardı. Geçmişte Sovyetler üzerinden bir demir perde tarifi vardı ama aslında Amerika'nın kurduğu bir demir perde var. Şimdi o yıkılmaya gidiyor. Şimdi buradan ne çıkar? Sokaktaki halkın gözü açıldı Batı'da diyorsunuz zaman. Yani o perdenin yıkılması o manaya mı geliyor? Tabii sokaktaki vatandaş bunu hissediyor. Hiçbir mesele, bakın Vietnam olsun, Afganistan olsun ya da dünyanın başka, Ukrayna meselesi bile Batı toplumlarında bu Filistin'deki kadar vicdanları sızlatmadı. Bu şu demekti, yani bu sadece bir o insan ölmesi üzerinden bakma meseleye sadece. Artık bir noktaya geldi bu küresel sistemdeki tıkanma. O yüzden savaş riski var mı? Var. Ama o savaş riski buradan çok öteki tarafta var. Çin'de var bence. Evet. Yani aslında burayı halledip, ABD burayı halledip oraya gitmeye çalışıyor. Ama bir türlü o dikkatleri oraya toplayamıyor. Oraya gidemiyor. İşte o burayı halletmeye çalışırken de yüzüne gözüne bulaştı. Korkunç olan o. Şimdi mesela Biden'ı düşünün. Biden iki arada bir derede kalmış durumda. Bir kendi pozisyonu zaten gelgitler yaşıyor. Ama bir taraftan İsrail'e destek vererek aslında Trump'ın bile önünü açıyor. Yani evet. Trump'a kaymasını sağlıyor bir kısım seçmenin. Düşünün. Açmazsa yani destek verilmezse ne olacak? Siyonist lobiyi kaybedecek. Ya da Yahudi lobisini kaybedecek. Hadi Siyonist demeyeyim de Yahudi lobisini kaybedecek. Böyle bir ikileme geldi. Buraya yönelik bir siyaset üretemeyen bir küresel akıl var. O zaman Biden'ın bu şartlar altında yeniden seçilmesi çok da mümkün değil gibi görünüyor. Ben öyle görmüyorum şu anda ama burada eğer bir sonuç, yani şimdi biz, hocam dedi ya bütün beklentilerin hiçbirisi çıkmadı. Ama beklentilerin tersi de oldu. Kimse Rusya-Ukrayna savaşını beklemiyordu, oldu. Evet. Kimse Hamas'ın o demir kubbeyi deleceğini beklemiyordu, oldu. Hatta biraz geriye git, kimse İngiltere'nin Brexit'le çıkacağını da düşünmüyordu. Orada başka yeni bir küresel düzen kuruluyor. Bu düzende herkes pozisyon alıyor. Silahlanmanın nedenlerinden biri bu. Sadece savaş çıkmak için değil. İhtimal bir savaş çıkarsa ben ne yaparım üzerinden silahlanıyor insanlar. Savunma amaçlı silahlanmalar bunlar. Evet Coşkun Başbuğ, isterseniz sizinle biraz daha yakından bakalım. Şimdi yani az önce de aslında bu çatışma bölgelerine işte söyledik. Milyonlarca insan öldü son 30 yılda. İsmi belki Dünya Savaşı değil ama baktığımız vakit Amerika'nın, Rusya'nın ya da süper güçlerin bir şekilde dolaylı işte vekaleten, proksiden vesaire bu savaşların içerisinde olduğu ve bu savaşları yönettiğini biliyoruz. Ancak işte 80'lerde tamam çıkmadı, 90'larda çıkmadı, 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde belki sürekli İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık hani bir Üçüncü Dünya Savaşı'dır konuşulup duruyor. Belki ismi Üçüncü Dünya Savaşı olmaz. Belki böyle bir şey hiç görmeyiz ama ülkelerin buna yönelik ciddi bir şekilde pozisyon aldıklarını görüyoruz. Ve savaşların ne kadar yıkıcı olduğunu da canlı bir şekilde son 15-20 yıldır medya aracılığıyla yakından görüyoruz. Ukrayna'da vurulma anı, Bağdat'tan düşme anı, son olarak işte Gazze'deki soykırımı görüyoruz. Bu çatışma bölgelerinin kontrolden çıkıp bütün dünyayı içine alabilecek bir küresel bir kaosa dönüşme ihtimali var mı? Varsa buradaki birkaç senaryo var. Batı'nın anlattığı birkaç senaryo var. Ve buradaki Türkiye'nin pozisyonu ne olacak diye sorayım. Buyurun. Şimdi Burak Hocam az önce bir tablo çizdi ya.
işte şuradan bir savaş beklendi olmadı, buradan bir savaş beklendi olmadı. Birileri ama bu sefer öyle olmayacak diye bir ironi yaptı. Ben o ironiye bir destek vereyim, bu sefer öyle olmayacak diyenlerden değilim. Onu gerçekten herkes o noktaya bağlamaya çalışıyor ama ben de Burak Hoca ile aynı fikirdeyim. Bu savaşlar çıkacakmış gibi yapılıyor ama asla çıkmıyor. Neden? Çünkü bu savaşları çıkarmaya niyetinde olan küresel gücün amacı savaş çıkarıp o savaşta bil fiil var olmak değil. Öyle evet. Bir gücü yok çünkü. Dikkat et, Amerika yani bütün irinin toplandığı yer. Çıbanbaşı. Evet. Amerika'da şu an öyle bir güç olsa var ya, yani girdiği her coğrafyada böyle zapt eyleyecek, hakimiyet kuracak. Zaten hiç sana bana sormaz. Direkt vurur çıkar diğer ucundan. Ama Amerika hep vekalet savaşçılar üzerinden, kimi zaman uluslar, kimi zaman terör örgütleri. Bunlar üzerinden süreci yönlendirmeye çalışan ve son zamanlarda da artık ülkeleri tuzağa düşürerek süreci yönetmekten yana. Niye? Çünkü sevgili Orhan, bugünkü köşe yazımda aslında tam da bu konuya parmak vurmuştum. O da şuydu konunun esası, yazının konusu. Hani bu konumuzla ilgili değil ama Özgür Özel'in yanaşmaları vardır ya. Hani evet. Bir siyasi diyalog, işte bir yumuşama dönemi. Ona hemen çemkiren bir takım kadrolar çıktı. Vay nasıl görüşürsün, vay nasıl gidersin diye. Ben de işte o kadroların esasen nereye ait olduğunu ve niçin sürekli gerilim, sürekli kaos, sürekli çatışma destekçisi olduklarına bir başlık açmıştım. O iyi de okunsun diye ta dünyadaki o sistemden gelerek ülkemize o konuyu bağlamıştım. Şimdi o sistemdeki tabloyu ortaya koyarken şöyle bir hava çizmiştim. Amerika, işte Rusya, Ukrayna, Çin, Tayland, bu tür gerilimleri sürekli dünya gündemine taşıyan, getiren ve sürekli de burayı sulayarak uzamasını sağlamaya çalışan bir yapı. Niye? Çünkü Amerika böyle gerilimli ortamlar olduğu sürece silah satıyor. Tamam, Amerika böyle gerilimli ortamlar olduğu sürece coğrafyasını genişletiyor. Domine ettiği coğrafyalarda vekil güçler yaratıyor. İşte Finlandiya, İsveç en yakın evet. Örneği. Ama çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyor. Şimdi çok kutuplu dünyada ya Amerika 3. Dünya Savaşı yok ya da Dünya Savaşı yok kardeşim dediği vakit Dünya Savaşı olmuyormuş mu oluyor? Yani çünkü milyonlarca insan ölmüş oluyor. Öyle bir şey yok Orhan. Yani Dünya bir Savaşı... Bir taraftan da işin realitesi var. Yani coğrafyalara baktığımız vakit Balkanlardan tutun. Yani bu işte gördük 90'ların ortasında ne olduğunu. Şöyle ben sana... Engellenemeyen bir sürekli bir çatışma hali var. Doğru. Ama işte oradan da bir nemalanan bir yapı var. Bak, Çin de bu yapıdan nemalanıyor mu mesela? Yok. Çin burada kullanılan. Tamam. Rusya kullanılan. Evet. Ve Fransa faydalanan, evet. Amerika faydalanan bu süreçten. Niye Macron durduk yerde bir anda Rusya'ya girmeliyiz, Avrupa ordusu kurulmalı, Avrupa Rusya konusunda doğrudan sürece dahil olmalı diyor? Çünkü Amerika ve Fransa şu son 4 yılda en çok silah satışını artıran iki ülke. Evet. %47'ler. Oran az bir rakam değil. %50'ler, %60'lar konuşuluyor. Sen şimdi düşün, inanılmaz paralar kazanıyorsun. Son neredeyse yarım asırdır bütün gelirin sömürü ve silah üzerine kurulu. O kaynak elden gitsin ister misin? Hayır. Şimdi burada bak şu grafik aslında üzerine çok dikkatle durulması gereken bir grafik. Bakan birine görür bir kriz bölgesi. Evet. Keza bir kriz bölgesi ve bu krizden de etkilenecek coğrafyalar. Evet. Yani bu krizin etki ürettiği coğrafyalar. Keza aynı Rusya, Avrupa, Amerika. Ama esas bana göre bu okun yönü buradan o ülkelere gitmeli. Çünkü bütün o krizin esas hazırlayanı, tuzağa düşüreni, destekleyeni Amerika'nın ta kendisi. Ben hep söylerim. Mesela Amerika, Rusya, Ukrayna krizini ve savaşını boşuna çıkarmadı. Tabii. NATO'ya bir rapor hazırlattırdılar Stoltenberg döneminde. Burak Hocam belki siz de takip etmişsinizdir. NDC. İtalya'daki kolej. Evet. Ona bir rapor hazırlattırdılar. Dediler ki NATO ile ilgili bir görüş bildir. Niye? Bir şeylerden şüphe etti Amerika. O rapordaki çıkan sonuç kalın bir rapor ama tek bir cümleyi söyleyeyim. NATO ruhunu yitiriyor, diriltmen lazım dediler. Kime? Amerika'ya. Hı. Aslında bu doğru tespitti.
hani o beyin ölümü gerçekleşti şeklindeki Fransa'nın tespiti Macron'un da tam o döneme denk gelir. Niye böyle bir raporda sonuç çıktı? Çünkü Avrupa şunu görmeye başladı. Kardeşim biz NATO'da tamam, Amerika'nın eteğinde su döktük, değirmenine su taşıdık da işte Rusya tehdidi var diye yaptık, düşmandı. Şimdi 91'de dağıldı, ortada düşman yok. Biz niye hala o zaman bu yapının içindeyiz? Niye biz kendi birliğimizi kurmuyoruz? Niye kendi ordumuzu inşa etmeyelim diye bir fikir oluşmaya başladı. Bu Amerika'nın sonu. Yani NATO'yu bugün kaldır kağıt üstünde bitsin, Amerika için son başladı diyebilirsin. İşte bunun üzerine Amerika şöyle bir bana göre arka planda akıl çalıştırdı. Rusya'yı diriltmeliyiz. Diriltmenin yolu ne? Bir savaş ortamı yaratmak. Onun da adresi ne? Ukrayna. Ben hep derim Rusya burada tuzağa düştü Putin. Ve o oluşan bataklıkta bir anda NATO'nun tekrar dirildiğini, Amerika düzeltiyorum Almanya dahil aman ha NATO en güçlü yapı desteklemeliyiz, daha da güçlenmeli diyenler oluşmaya başladı. Ve işin içine Finlandiya, İsveç gibi yeni ülkeler girdi. Hatta yetmedi Japonya, Avustralya konuşuluyor. Biliyorsun gözlemci olarak çağrıldı. Şimdi Amerika bana göre burada amaca erdi. Ama buradaki ateşin... Abi. Sürekli bir şekilde körüklenmesi lazım. Ya şimdi İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın birkaç hafta önce bir açıklaması vardı. Çok akılları ziyan bir açıklama aslında. Yani adeta ha, bizim çocuklar gururlu bir şekilde şu cümleleri kullandı. Dedi ki ya Ukrayna'daki savaşta tek bir Amerikan ya da İngiliz askeri ölmeden biz Rusya'ya çok büyük kayıplar verdirdik dedi. Bravo. Yani tamam, İngiliz, Amerikalılar... Orhan Salih, orada şöyle bir şey de ölmedi, yok mudur? Ama... Bak şöyle bir... Şimdi Rusya bir aklı olan bir devlettir. Yani evet. Öyle sıradan bir devlet değil. Değil mi? Perspektif olan, stratejisi olan tabii. Bir devlettir. Amerika bir tuzak kuracak. Belliydi bu zaten. 2002'den beri, hatta 92'den beri orada Nazi taburlarını yetiştirdiler. Soros oraya girdi. 2014'te darbeyi yaptırdılar. Noland diye kadın oradaydı sürekli. Bunu Rusya görmüyor muydu? Görüyordu. Ama Rusya gelen tehlikeyi gördü. Bence o tehlikeyi çatlattı. Bilerek yaptı bunu. Yani tuzağa düştü mü? Ben düşmedi diye düşünüyorum. Hmm. Tuzağı aslında kurulan büyük operasyonu parçaladı. Onun arka planında bir ortak akıl mı var ama değil Rusya arasında onu bilmiyorum. Rusya arasında. Ama ben öyle düşünüyorum. Rusya'nın buradaki kazanımı ne oldu peki? Rusya nasıl bir kazançla çıkmış ki... Böyle bir şeyi kabul etmiş olsun. Nasıl? Yani buradan çıkarı ne Rusya'nın? Ya tabii çıkacak. Şimdi şu andaki pozisyona bakın. Bana göre Rusya bütün Avrupa Birliği eksende düşün. Hepsinden daha artı durumda. Niye? Çünkü kendisine yönelebilecek tehditleri onların sınırında karşıladı. Çünkü adam ya 97'den beri bağırıyor çağırıyor. Gelin birlikte hareket edelim. NATO'ya ben de gireyim dedi. Neredeyse bunu söyledi ya. Kabul etmedi. Böyle bir yapı şimdi o yapıyı çatlatıyor. Ve çatlattı bence. Yani Amerika'nın kurduğu tuzağı Rusya çatlattı. Şöyle diye düşünüyorum. Anladım. Ben hani mesela Ukrayna Savaşı öncesi siyasi tabloyu şöyle bir hayal edelim. Evet. Orada hani herkes kendi suyuyla kavrulan bir coğrafya pozisyonunda. Yani Rusya'nın Avrupa'ya saldırma veya Avrupa'yı işgal vesaire gibi planı hiç konuşulmuyor. Şimdi konuşuluyor. Niye? Amerika çünkü bunu köpürtüyor. Orada hani Rusya'nın ben işte bu süreçte neticede eninde sonunda bunlar bana gelecek. İşte ben de ön alayım. Ukrayna'da bu işi hani karşılayarak savaşı ülkeme taşımayayım gibi bir mantığı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü o zamanlar öyle bir hava yoktu. Hatta mesela şu tez olur. Rusya Ukrayna'ya Şubat'ta değil de yaz aylarında gireydi bambaşka bir tablo ortaya çıkabilirdi. Tuzaktan kastım o. Asker açıdan bilmiyorum ama 2014'ten beri Rusya bas bas bağırıyor. Orada darbe yaptırdınız. Burada siz bir tezgah kuruyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Onu fark etti ve girdi. Girişini zaten Biden bile söyledi. Rusya girecek diye açıkladı. Herkes biliyordu. Ya, tabii, yani çünkü. Haftalar öncesinde, aylar öncesinden zaten hani operasyon hani olacak. Belki yaptığı yanlış hesap Şubat'ta girip Kiev'i alma hayali kurması. O belki yanlış hesap. Orada evet. Ukrayna'nın bu kadar sert bir yanıt vereceğini belki de beklemiyordu. Şöyle ben mesela burada Mahmut abiyle orada ayrışırım. Yani ben Rusya'nın Putin'in bir tuzağa çekildiğini ve düştüğünü düşünürüm. Çünkü burada Rusya'nın şu savaşta kazandığı hiçbir şey yok. Tam tersi bana göre çok uzun vadede birçok şeyini kaybetti. Özellikle ordu yapısını. Ha şimdi buradaki süreç... Hani o kara tablo oluşur mu? Yani Rusya bir anda Avrupalara
savaş açar, oralara gelir mi? Hmm. Bunun ben olacağı kanaatine değilim. Çünkü daha Rusya Ukrayna bataklığından çıkamadı. Evet. Ve halen de orada ne olacağı belli değil. Bak, 61 milyar dolar onaylandı. Hava kuvvetleri anlamında bir destek verileceği söyleniyor. Bir takım füzeler bölgeye getirildi. Yani bir anda sahada denge de sağlanabilir. Eğer bu yardım gelmeseydi, ben Rusya'nın yani konuşulan o, bu yaz büyük çaplı bir harekat hazırlandığı Ukrayna'ya yönelik diye söyleniyor. Eğer bu yardım gelmese, bu desteği alamasaydı Ukrayna, Rusya öyle bir saldırı yaptığı takdirde hani Dinyeper'in doğusu kesin ama batısının bile risk altında olduğunu öngörebilirdim. Ama şu pozisyonda o yardımın geçmesi, bir anda tekrar Avrupa'nın Ukrayna konusunda desteğe gönüllü olması bana göre biraz dengeleri değişti. Değiştirdi. Ya bir şey ekleyebilir miyim? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ya 95'lerde sanırım yazdı Huntington o medeniyetler çatışmasını. Şimdi orada satır satır şunu yazıyor zaten. Diyor ki Ukrayna 3'e bölünecek. Bu çok açık söylüyor. Diyor ki bu tarafı Rus'tur diyor. Çok açık. Yukarısı diyor Polonya'ya yakın. Bir de ortada bir Kiev diye bir şey, Ukrayna diye. Tarif etmiş bunu. Ukrayna'yı da Rusya'yı da öyle tanımlıyor. Bu gerçekleşiyor işte. Buna Rusya da memnun aslında. Hmm. Çok da rahatsız değil. Aynı tez abi Rusya için de geçerli. Üç parça Sibirya, Rusya işte Batı ve Doğu Rusya gibi bölünmüş Rusya en ideal Rusya'dır deniyor ama bunlar tabii tezde şu an. Yani uygulamada ben özellikle Rusya için bunu yapılacağı kanaatinde değilim. Yine bir başka gerilim bölgesi Çin-Tayvan. İthal eden kim? Yine Amerika. Dolayısıyla hani ben Burak Hocam orada katılırım. Ben buralardan böyle bir kıyamet savaşı beklemiyorum. Çünkü bu kıyamet savaşını çıkaracak olan ülkelerin, Amerika'nın ve diğer hani o çok kutuplu dünyaya gidiyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Bu ülkelerin tamamının bu savaşları tek başına yürütecek gücü imkanı yok. Vekile ihtiyaç var. Ama vekiller dediğin gibi bölündü ve çok kutupluya dönüştü. Mesela Avrupa pek konuşulmuyor. Siyasi topluluğu. Bu şu an ciddi Fransa tarafından köpürtülüyor ve belli bir noktaya getirildi. Hatta geçtiğimiz hafta herhalde Macron çok ilginç bir çıkış yaptı gene. Meydanı gene boş bularak. Avrupa siyasi topluluğu dedi, ordu dedi. Hatta Türkiye'de bu konuda davet edilmişti. Prag'daki toplantıya biz katıldık. Evet. Geçtiğimiz gün Savunma Bakanımız Yaşar Güler bana göre bir gönderme mesaj verdi ve dedi ki biz Avrupa ordusuna katılmaya arzu ediyoruz, gönüllüyüz dedi. Şimdi bunlar böyle tesadüfen söylenen cümleler değil. Fransa'nın bir kere o kutuplu güçlerden bir kanat olarak Avrupa kıtasına yönelik bir milliyetçiliği söz konusu Fransa'nın ve Merkel'in de boşluğundan istifadeyle hem askeri hem siyasi gücü ben olmalıyım gibi bir havanın içerisinde. Fransa bunu tek başına düşünüyor ama Fransa ve Avrupa genelindeki bütün ülkelere baktığımız vakit bu siyasi kapasite var mıdır? Ekonomik kapasite var yok tartışılır. Askeri olarak hani silah alıp satıyorlar ama siyasi irade, siyasi kapasite yana karar alıcı mevzi noktaya gelindiğinde Avrupa Birliği diye yıllardır söylediğimiz o Avrupa kıtasının bir üstteye geçiyor. O iradeyi, o otoriteyi ortaya koyabilme kapasitesine sahip mi? Şöyle zorluyor. Mesela Prag'da 2022 Ekim ayında bir toplantı yapıldı. İlk toplantı bana göre kuruluş toplantısı. Avrupa Siyasi Topluluğu. 44 ülke çağrıldı. Ukrayna var. Litvanya var. Evet. Ve Türkiye var işin garibi. Hatırlar mısın? Sayın Erdoğan toplantıya katıldı. Aslında Fransa ile en gergin olduğumuz sürecin içindeydik. Evet. Prag üzerinden davet yapıldı. Evet. Aslında arka planda işte Fransa zaten işin fikir babası. Macron'a sordular. Türkiye dediler gelecek. Ne düşünüyorsunuz? Macron ne dedi biliyor musun? Türkiye'nin katılmış olması bizi rahatsız etmez dedi. Hı-hı. Toplantıda Sayın Erdoğan geldi. Ne niyetle çağrıldıklarını bildiği için Macron geldi biz de seni de Türk Birliği'ne götürelim. Oraya üye yapalım dedi. O bir göndermeydi. Yani o aslında oluşan evet. Kutuplarında bir tanımı. Yani bir Türk dünyası var. O dediğin çok kutuplu ortamda. Avrupa var. Amerika var. Çin var. Rusya var. Hatta bana göre Afrika'yı da artık yavaş yavaş dillemeliyiz. Dolayısıyla bu süreçte hani bir kıyamet savaşı çıkmaz. Mesela şu an en hassas yer Gazze. Oldu olacak orası ama az önce bir fasulye baklası vardı ya Batı Şeria. Burak Hocam'ın dediği doğru. Biz onu ben hep söylüyorum her yayında, her ortamda. Onu gören bir bütün zannediyor. Ya o kurdun yediği ağaç gibi orada bir şey kalmadı. Orada böldüler, parçaladılar. Batı Şeria'da apayrı bir El Fetih mantığı ortaya çıktı. Ben
Mahmut Abbas'a, Emlakçı Abbasi'ye sosyal medya dahil hep söylediğim bir söz var. Yani orada Batı yanlısı, İsrail'den desteklenen bir siyasi yapı şu an El-Fetih. Esas Filistin arıyorsan Gazze'ye bakacaksın. Evet. Orada bir siyasi bütünlük ve ruh var. Onun içinde işte o son kaleyi de yıkmak için büyük bir gayret var. Şimdi bunlara baktığın takdirde lokal savaşlar var ama bunların bir anda küresel savaşa, büyük çatışma, üçüncü dünya savaşına dönüşme ihtimali ben şu an için uzak görüyorum. Peki. Ha olmayacak diye de bir kayıt yok. Yani olursa da zaten geri dönüşü yok bakar. Artık. Dünyada yeni sistem yeniden kurulacak. Ya, çok mutlu bir ederim. Hale gelir zaten öyle bir ortamda dünya. Yani savaş bir değil, birçok kutupta yaşanır. Evet. Şimdi Burak Hocam sizinle devam edelim. Bu çatışmalarla saflaşan bir, yani saf tutan işte ülkeler var. Yani Ukrayna noktasında Ukrayna'yı destekleyenler var. İşte Batı ülkeleri. Bir de işte Rusya'yı destekleyenler var. Efendim işte Filistin konusunda yine İsrail destekleyenler var. Filistin'i destekleyenler var. Uzak Doğu'daki bu çatışma bölgelerinde yine farklı tarafları destekleyen ülkeler, büyük güçler, yeni kutuplar var. Bu ayrışma ya da saflaşma var mı dünyada? Ya da böyle bir şeye doğru gidiyor mu sizce? Yani Amerikan karşıtları ve de işte yeni dünya düzeninde oluşan yeni bir eksen. Yani Doğu ekseni ya da isminin ne derseniz deyin. Şimdi şöyle söyleyeyim mi? Buyurun. Biz neden NATO'ya girdik? Hatırlayalım. Sovyetlerden. Sovyetler bizden Kars, Ardahan, Artvin'i tekrar talep etmeye meyillendi. Meriç sınırını bir daha tartışalım dedi. Boğazı. Montreux'e bu benim içime çok sinmedi dedi. Atatürk döneminde imzalanan, Lenin'in Atatürk'ün imzaladığı saldırmazlık paktını da yenilemedi. Biz de dedik ki tamam. Giriyoruz. Şimdi bu arada giriyoruz dedik de öyle taktiğe de giremedik. Yani Kore Savaşı olmasa falan çok kolay iş değildi. Peki Burak Hocam o... Buyur talepler abi. Doğru talep. Ben Kars değil. Biz hep o korkuyla yaşadık. Ben de Artvinliyim. Ama bak şöyle bir söyleyeyim. Tam da işte şöyle söyleyeyim. Mesela Molotov'un bir sözünden yola çıkarak söyleniyor. Şükrü Sarper'di sanıyorum dışişleri bizim büyükelçi. Mesela onlar da kayıtlı resmi Stalin'den ya da Sovyet Komünist Partisi'nden Türkiye'nin bu pozisyonuna ilişkin herhangi bir şey yok. Ben şöyle yorumluyorum. Yalta konferansı mıydı neydi? Stalin'de Eisenhower. Potsdam'da. Anlaştılar. Türkiye'yi bu tarafa çektiler. Benim görüşüm o. Türkiye'yi bu tarafa çektiler ve Türkiye'yi Amerika'ya mecbur ettiler. 47 anlaşmasına bakarsanız bu çok net görünüyor. O, yani biz 50'lerde, 52'lerde o Sovyetlerin işte Boğazlara yönelik ciddi bir tehdidi yok muydu o dönem? Ya Boğaz, hem Boğazlara hem Kars, Ardahan, Iğdır istenmesine dair Boğazları belki sözlü olarak söylemiş olabilirler. Ama ben dış politika metinlerini okuduğum şimdi kadar resmi şuradan bu yerleri bize verin gibi bir açıklamaları yok. Bunun üzerine tezler yazıldı. Yok böyle bir şey. Ama tabii şöyle bir şey, Sovyetlerin korkusu var mı? Var. Niye? Çünkü hem tek parti döneminde tek şef İsmet Paşa'nın Almanya ile ilişkileri, oradan gelen yenilgi havası, o yenilginin yanında zafer kazananların yanında pozisyon almak istemesi, o bir hızlı biçimde Amerika'ya yöneldi, İngiltere'ye yöneldi yani İsmet Paşa'ya. Yani o süreç biraz da bence Amerika'nın kurgusu gibi geldi bana. Bana öyle geliyor en azından okuduklarımdan. Onun için hocaya soruyorum, böyle bir şey var mı? Estağfurullah abi. Şöyle söyleyeyim. Meşhur birçok kişi bilmez de bizim şeyimiz olmuş artık mecburen uluslararası ilişkilercilerin dönüp dersini anlattığımız için yüzdeler anlaşması diye biz ona kağıt peçete anlaşması da deriz. Bir anlaşma vardır. Churchill'le Stalin oturuyorlar konferansta. Baya Avrupa'yı bölüşüyorlar. Avrupa'yı bölüşüyorlar. Şurası evet. Sende kalacak, burası bende kalacak diye. Ve bunu peçeteye yazıyor Churchill. Şuranın %30'u, %70'i diye. Üzerine tik koyuyor böyle Stalin. O peçeteye de Churchill saklıyor. Tamam. Buna ben peçete anlaşması da derim. Yüzdeler anlaşması derim. Şimdi şöyle bir şey oldu o dönemde. Amerika ile Rusya müttefik unutmayalım. Nürnberg mahkemelerinde bir onun yargıcı var, bir bunun yargıcı var. Nazilere karşı. Ama ortada çok ciddi bir mesele var. Bu mesele Hitler'le dövüşürken hiçbirinin gündemine gelmiyor. Komünizm ve kapitalizm farkı.
Çünkü o güne kadar dünyada Metternich barışında da, Otto von Bismarck'ın Almanya'yı birleştirdiği dönemde de işte silah, çelik, güç falan da şimdi bir şey çıktı. Hem de Avrupa'dan çıkmış şey Rusya'ya ithal olup oradan türedi. Komünizm. Amerika'da Adam Smith'in peşine takıldı. Kapitalizm. Şimdi ideolojik bir şey var ve birden o Nürnberg mahkemelerinden sonra Avrupa'daki seçimlere bir baktınız. Tak 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 hep sol iktidarlar. Enver Hoca şey Arnavutluk. Şey Tito. Yugoslavya. Evet. Takır 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 böyle sol demeyelim de komünist şeyler, hükümetler başa gelince orada bir cingar çıktı. Roosevelt inatla dur iyi gidecek derken ölüp yerine Truman gelince. Truman geldi, ben buna çok büyük bir nokta koyarım dünyada. Kennan telgrafı vardır. George Kennan telgrafı. O telgrafta şey diyor ki Truman'a. Bak diyor Roosevelt bir şey yapmadı. Barışırız bunlarla işi idare ederiz. Bu arada Roosevelt ile Truman ayrı insanlar. Yani Roosevelt götürebilirdi de Stalin'i eğleyebilirdi ama tamamen Amerika'nın, Rusya'nın birbirini böyle tehdit görerek tak 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 bir yıl içinde tehdit haline geliyor. Bu bir. O soğuk savaş dönemi başladı. Soğuk savaş dönemi ve birden ama çat diye kucağımızda bulduk. Şimdi Türkiye için bir anlaşma yok. Niye? Öyle kritik bir ülke ki. Şimdi Türkiye'nin siz Rusya'nın tarafında olduğunu düşünün. Ki ben bu konuda şimdi söyleyeceğim şeyde çok iddialıyım. 1960 darbesine bakın. 1960 darbesinin arkasında net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri. Ama niye? Sebebi önemli. Neden? Amerika Birleşik Devletleri Menderes'in ilk 7 yılındaki bence 50-57 arası çok iyi bir iktidardı. Benim yetiştiğim ekol Mahmut abi bilir. Demokrat Parti ekolü. Müthiş bir iktidardı ama o müthişliği sağlayan bir de güzel bolluk vardı, para bolluğu vardı. Birden bu uzay yarışları falan derken bize gelen krediler kesildi. Türkiye bir arayış içine girdi. Arayışı Amerika vermiyorsa ne yapacaksın? Rusya. 2-3 görüşmenin sonunda her zaman aktarılan bilgi şudur. Bu arada bunu tezimi yazarken Amerika'da biraz yoldan saptım. O belgeleri falan görünce arşivlerde... Tez bir sene, iki sene gecikti yani bu yüzden. Onlara gömüldük. Kredi vermediler. Gitti kapısına bekledi falan. Bir şey söyleyeyim ona devam et. Rahmet Fatih Rüştü Zorlu'nun o dönemde bir sözü var. Ben öyle okudum bir yerde. Bilmiyorum siz uluslararası ilişkilerle bilir. Diyor ki, ya biz diyor tamam NATO içindeyiz ama niye bağlantısız olmayalım gibi şeyler söylemeye başladı. Böyle bir şey var mı? Var. Niye var? Bağlantısız dediğine. Önce onu anlatalım. NATO içerisinde, şimdi NATO var. Varşova Paktı var değil mi? Ama bir de kocaman bir şey daha var. Bağlantısızlar. Yugoslavya'nın başında şey, Tito'nun. Tito, Stalin'le biraz şey yarışında. He. Böyle gövde göz. Çünkü Yugoslavya da hatırlayın. Yani dev gibi ülke. Avrupa'nın ortasında efsane bir ülke. Bir de şey, Tito da öyle hani baba yiğit bir adam. Tito, mesela Mısır bir ara o sürecin içindeydi. Hindistan vesaire. Bağlantısızları kurdu. Fatih Rüştü Zorlu'nun böyle bir duruş... şey demeyelim, politikası demeyeyim de ne diyelim, söyleme oldu mu? Evet oldu. Ama bir gerçek var ki Türkiye bağlantısız kalabilecek bir coğrafyada yaşamıyor. Şimdi Türkiye'yi düşünün, o zaman çok çok önemli, hala önemli ya. Önemi Boğaz'ın bitmez mi? Bitmiyor. Boğaz var. Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya sınırısın. Sen Rusya'nın tarafında olduğun zaman Rusya'nın sınırı Avrupa, Yunanistan'a dayanıyor. Ege'ye dayanıyor. Düşünsenize. Amerika tarafında olduğun zaman Rusya'nın burnunun dibinde cephe açılıyor ki 62'deki Küba misil krizi. Küba nere biz nere değil mi? Bizden dolayı çıktı. Bizim Jüpiter füzelerinden dolayı çıktı. Rusya dedi ki burnumun dibine Türkiye'ye Jüpiter füzelerini koydun. Ben de Küba'ya koyacağım. Herkes Küba misil krizi der de o bayağı Türkiye krizi. Bizim Jüpiter krizi. Bunu şundan anlattım. Nereden geldik bu konuya? Buradan geçmişe, tarihe girdik ama şu yüzden söyledim. Biz neden bu tarafa geçtik? Zamanın konjektürü gücünüz bağlamında bir yere kadar siz karar verebiliyorsunuz. Bir yerden sonra dengeler menge savrulup gidiyorsunuz. Dünya böyle. Şimdi o günle bugün arasında bir fark var. O gün dünyada çok net ortadan şak diye ayrılmış iki kutup var. Bir de bu iki kutubu besleyen iki tane siyasi, bir dünya tarihinde de örneği yok bu arada. Komünizm ve kapitalizm olmak üzere iki ideoloji var. Evet. Tamam. Evet. Ama bugün Birleşik Devletleri'de, Rusya'da, Çin'de istediğiniz ülkeyi söyleyin. Tek başına ikiye bölünmüş, üçe bölünmüş, dörde bölünmüş öyle bir kutup oluşturabilecek yekpare bir güç dünyada mevcut değil. Çünkü o günün ülkeleri biz de dahil
Hindistan'a bak, Brezilya'ya bak. Artık kimse öyle şunu yapacağız haberin olsun falan. Evet. Öyle bir dünya yok. İşin sırrı da orada aslında. Yeni dönemin sırrı orada. Evet. Bir kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hem bu konu başlıklarını hem biraz daha Amerika'yı daha detaylı konuşacağız. Evet, satır arasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii silahlanma yarışından bahsettik. Coşkun Başbuğ bir taraftan şimdi öteden beri yine çokça konuşulan nükleer silah kapasitesi insanların gözünü korkutuyor. Bir taraftan caydırıcılığı da arttırıyor. Aslında bugüne kadar o büyük çatışma, büyük savaşların çıkmamasının arka planında ülkelerin nükleer silah barındırması. Doğru. Nükleer savaş çıkması durumunda da artık zaten. Medeniyet artık farklı noktalara gidiyor. Düzen belki yeniden kurulacaktır dünyada ama geriye kalan bir şey olursa. Veya taşla sopayla savaş taş başlayacak. Sopa. İşte herkesin her büyük savaşta, büyük çatışmada masaya koyduğu nükleer silah tehdidi ya da varlığı. Gerçekten bugün de hani o tehdidin hayata geçme ihtimali, imkanı var mıdır onu sorayım. Bir de olması durumunda ne olacak peki? Yani nükleer silahı olmayan ülkeler bu noktada ne yapacak? İşte Türkiye'ye başta, işte farklı ülkeler, Avrupa'nın bazı ülkelerinde de yok. Ne kadar büyük bir tehditten bahsediyoruz Coşkun Başbuğ? Şöyle, mesela şu tablo dünyanın sürekli gündemde tuttuğu bir tablo. Yani buna bakarsan Rusya ağır bir üstünlükle nükleer silah konusunda başat ülke. Evet. Bir sonraki ülke işte iki kutuplu dünyanın diğer kutbu diye adlandırdığımız Amerika. Ve ona göre de bir genel dağılım var dünya coğrafyasında. Ancak ben hani bu nükleer silahlanmaya gidilse de bunun kullanma safhasına geleceğinin yani şu anki oluşan siyasi ortamda ihtimalini zor görüyorum. Hmm. Hep karşılaşıyoruz. Mesela Ukrayna-Rusya savaşı çıktığında hatırlarsın çok ciddi bir süreçtir hala bu savaşı konuşuyoruz. Devam ediyor, evet. Hep bir kriz biraz tırmandığında eyvah nükleer savaş geliyor mu? Ama Rusya'da bunu çok sürekli gündemde açıktan tuttu. Kullandı. Yani ben nükleer silahları gerekirse kullanırım tehdidini sürekli masada tutmaya devam ediyor zaten, hala. Zaten o silah ülkeler tarafından masada önemli bir kart olarak sürekli gündemde tutuluyor. Yani ne zaman sıkışsa işte dediğin gibi işte kırmızı çanta, kırmızı telefon veya işte aman başkan yola çıktı işte Amerikan başkanın uçağı havada gibi bir takım başlıkları dünya tartışıyor. Ancak o olayda çatışmaya karar vermek bana göre öyle kolay değil. Yani ben hiçbir zaman evet gerçekten bir nükleer tehdidin içindeyiz. Her an böyle bir riskle karşı karşıya kalabiliriz diye cümle kurmadım şu ana kadar. Ama bir tek şey hariç. Gözü dönmüş Netanyahu, hani Kuduz'un son safhasını yaşayan İsrail. Hatırlar mısın Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde İsrail konusu gündeme geldiğinde bir nükleer tehditten bahsetti. Bak hiç duymadık Sayın Erdoğan'dan öyle çıkış. Ama burada nükleer tehdide başlık açan hatta onu işaret eden bir söylem dünya kamuoyuna dillendirildi. Kim tarafından? Sayın Erdoğan tarafından. Niye? Çünkü buradaki caninin hani bu karta çok sıkışırsa başvurabileceğini ihtimal dahilinde değerlendiriyor. Kim? Sayın Erdoğan ve bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti de. Çünkü burada İsrail artık kontrolden çıkmış, gözü dönmüş bir vaziyette. İnanılmaz tehlikeli işler yapıyor. Yani ben bugün coğrafyanın hemen yakın coğrafyada meydana gelen bütün olayların İsrail bağlantılı olduğunu hep söylerim. Yani Irak'a yapılan saldırılar, Suriye'ye yapılan saldırılar, suikastler, Lübnan, hatta 3 Amerikan askerinin öldürülmesi artı İran-İsrail olayındaki tezgahı da hep buraya bağlarım. Çünkü burada gerçekten hani bir an önce ateşi harlatmak, bir an önce bu çatışmayı dünya geneline yaymak için canhıraş bir süreç götüren Netanyahu ve siyasi iradesi var. İşte yani beraber hareket ettiği bir siyasi kabine var. Şimdi bu kabinenin böyle bir çılgınlık yapma olasılığı var mı? Çok sıkıştığı takdirde ben bu ihtimali bir kenarda tutulması gerektiğini düşünürüm. Ama mesela aynı denklemi Rusya, Amerika, Fransa veya diğer devletler için kurmam. Niye? Çünkü nükleer silaha başvurmak bana göre artık işin son safhası. Peki yani İsrail mesela bu durumda nükleer silahı kime karşı kullanabilir ki? Yani İran'a karşı mı? İran'da zaten hani gördük yani çok büyük bir aralarında yok, bir, ben tam tersi, bir çatışma çıkması pek de mümkün değil gibi görünüyor. Tam Filistin'e tersi. Nükleer silah kullansa zaten dibinde kendi içerisinde yani
her tarafını işgal etmiş topraklarının. Burada aslında İsrail için en büyük tehdit Türkiye'den başkası değil, onu söyleyeyim. Hı. Yani ben İran'la İsrail arasındaki kayıkçı kavgasını hep dillendiririm, bilirsin. Evet. Hatta bugün Almanya'dan aldığım bazı haberler var. İran bayraklarının İsrail bayrağıyla yan yana İsrail'e destek maksatlı mitingde kullanıldığı yönünde görüntüler var. Sosyal medyaya düşmüş olabilir. Şimdi burada ben hani oluşan o sürecin Amerika, İsrail ve İran arasındaki o şeytan üçgeninin hala işlediği kanaatindeyim. Yani buradaki zaten savaşın yayılmaması, Netanyahu'nun bütün o kurduğu tuzakların hepsinin birbir elinde patlamasının temel sebebi bana göre de bu. Burada bir türlü o amaca eremedi. Normal şartlarda eğer o bahsettiğimiz düşmanlık olsa burada çoktan kıyamet kopmuştu sevgili Orhan. Şimdi, hatırla suikastleri, orada yaşanan olayları gerçekten hani savaşın eşiğinde olacak olaylar ama bir türlü çıkmıyor. Niye? Bu bahsettiğim akıl arka planda işliyor. O nedenle hani İsrail eğer burada bir nükleer tehdit savuracaksa veya bunu kullanmayı düşünecekse ilk bana göre adres coğrafi Anadolu. Çünkü en büyük tehdit İsrail için Türkiye ve Netanyahu böyle bir riski göze alabilir mi? Hani gözü dönmüş bir cani kişiden bahsediyoruz. Bir kuduz anı yaşıyor şu an bana göre. Bir kenarda bu ihtimali tutmakta fayda var. Bence Sayın Erdoğan zaten dillendirmesindeki maksat da o. Hı. Ama onun haricinde işte Ukrayna savaşında eyvah geliyor mu? Mesela Sarmat çok konuşuldu o dönemde. Evet. Yars. Hani, kıtalar arası balistik füzeler denemeleri evet. yapıldı. Evet. Eyvah geliyor işte Rusya'dan bir tehdit ama mi? Hatta, onlar yani Soğuk Savaş döneminde de zaten hani çokça iki ülkenin çok dillendirildi. Hatta Akka Anlaşması'nın temeli buna dayanır aslında. Sopalar arasında. Hani Türkiye yakın zamanda biliyorsun evet. çekildi Akka Anlaşması'ndan. Akka'nın temeli buna dayalıydı. Bu dediğin savaşlar, soğuk savaşlar yani kağıt üstündeki tehditler çok diz boyu olduğu gerilimi artırdığı için dediler ki ya bu iş böyle gitmiyor. Herhalde Rusya'da çökünce bir yıl önce çökmeden bir yıl önce zaten bu anlaşma gündeme getirildi. İki taraf yani Varşova Paktı ile NATO Paktı bir araya gelsinler. İşte silahlarda bir sınırlandırmaya gidelim. Bunlar belli coğrafyalarda, belli sınırlarda bulunsun. Kalanını evet. imha edelim dediler. Hı hı. İş o noktaya geldi ama hani Mahmut abinin az önce çizdiği bir tablo var. İşte Rusya tehlikeyi gördü diye bir vurgusu var. Doğrudur o. Yavaş yavaş NATO Paktı'ndan ülkeler bir artmaya başlayınca, eski demir perde ülkeleri bir NATO'ya girmeye başlayınca Rusya dedi ki ben anlaşmadan çekiliyorum kardeşim dedi. Evet. Siz dedi anlaşmayı bozdunuz. Ondan sonra bu iş tırmana bugünlere geldi. Şimdi silahlanma yarışında bakacağız birlikte. Ya ben şu tam o noktada Mahmut Övür'e sormak istiyorum. Bu dünyadaki bu nükleer silah kapasitesi, işte oluşan çatışma ortamları, işte gelişen yeni dengeler de göz önünde bulundurulduğu vakit Türkiye için bir tehdit unsuru oluşturur mu sizce? Şöyle bir şey söyleyeyim tabii. Şu dengeye baktığımız zaman yani son iki kutuplu dünyaya baktığımız zaman orada hani dehşet dengesi deniyordu. Yani evet. nükleer silah üzerinden bir denge sağlanıyordu. Tabii çok aşırı silahlanan bir dünyadan da bahsediyoruz. Bunu bir tarafa koyuyorum. Yani bunun mutlaka bir dengeye ulaştırılması gerekiyor. Silahlanmadan başka şeylere ayırmak gerekiyor. İnsanlığın refahını ayırmak gerekiyor da bu başka bir tartışma. Ama bu nükleer mesele bir denge sağladığını da görmek lazım. Hatta şunu bile yazanlar var. Hoca biliyor. Kenneth Waltz diye bir uluslararası ilişkilerci var. Kenneth Waltz mu? Diyor ki, yani böyle bir makalesini okumuştum. İran'ın niye nükleer silahı olmasın? Yani o bölge açısından bir denge sağlıyor. Ha bu ne demektir? Bu yarın İsrail'de 90'ı gördüğümüz zaman Türkiye de aynı şeyi düşünecek. Yani doğal olarak buraya gelecek. Eğer bu tehdit varsa gelecek. Bu açıdan ben bakınca hani bunun bir dengeyi tutturduğunu, bir biçimde evet. denge kurduğunu düşünüyorum. Kullanma aşamasına gelir mi? Ben gelmez diye düşünüyorum. Gelme noktasını bir tek şeyde görüyorum ben. Bu savaş meselesini de orada görüyorum. Evet. Şimdi dünyayı yöneten bir ABD var. Tamam Çin var, Rusya var, Hindistan var, Türkiye var, Brezilya var. Tamam dünyada da bir bu bilgi çağının getirdiği bir çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bunu Kissinger de kabul ediyor. Peki bu ne zaman terse döner, ya ne zaman risk yaratır, risk oluşturur? İşte bu ABD'nin dünyayı yönetemez hale geldiği anda. Hmm. Şimdi halen yönettiğini düşünüyor ABD. Bak ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyor, geriliyor. Siyasi açıdan bunalımda,
Niye? Çünkü üretemiyor. Yeni bir siyaset üretemiyor. Ahlaki açıdan Gazze ile birlikte çöküşe geçti. Ha bu dediğim gibi bir adım sonra sıkışırsa, hani Çin'de tartışma çıkar mı, kavga çıkar mı ayrı sorun. Sıkışır ve gerileme devam ederse, ki diğer ekonomik güçler de gelişiyor. Çin gelişiyor. Bakmayın şimdi Çin'in mesela denizde hakimiyeti yok deniyor. Orada da çok ciddi adımlar atıyor. Yani bugün dünyada denizlere hakim olan ABD silah gücü açısından. Evet. Ama Çin de giderek artıyor. Rusya bir taraftan gelişiyor. Hindistan gelişiyor. Farklı milliyetçilik artıyor. Enteresan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu durumda ABD gerilemeye başlayacak. Ki başladı. Orada sıkıştığı anda tehlikeli bir noktaya gidebilir diye düşünüyorum. O da onun da panzehiri şunu düşünüyorum. Kendi içinde parçalanma yaşayabilir. Yani kendi içerisinde bir siyasal parçalanma, siyasal işte o eyaletler üzerinden ya da kutuplaşma üzerinden bir parçalanma yaşarsa dünyayı tehlikeden korur diye düşünüyorum. Onun dışında ABD'den kaynaklı bir problem yaşayabilir dünya. Onun dışında ben çok yaşayacağını sanmıyorum. O zaman tam bu noktada bakacağım. Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Yani şu dönemde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin son işte yakın tarihte çok fazla dış politika ve işte farklı coğrafyalarda mücadele etmesi kendi içerisindeki dinamiklere olan dikkatini biraz daha azaltmış ve bu çerçevede Amerika'nın içerisindeki o demografik değişim, o işte yeni işte dediğiniz o neslin artık 20 sene sonra çok daha farklı düşünüp farklı liderler seçebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurursak Amerika kendi içine biraz ihmal mi etmiş bu süreç içerisinde? Şimdi bunu cevaplamadan önce şu nükleerle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şişman adam ve küçük oğlan tabirini duydunuz mu? Yok, duymadık hocam. Fat man, ama biliyorum Hiroşima, little boy. Nagasaki. Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan iki bombanın adı. Ha. Fat man, little boy. Evet. Dünya tarihinde bir kere nükleer silah kullanıldı. Niye? Çünkü başkasında yoktu. Evet. Mahmut abinin dediği şu laf, yıllar boyu model Birleşmiş Milletler var ya, çocukların katıldığı üniversite, lise talebelerinin. Oradaki şey konusudur bu dediğin abi. Münazara konusudur. Nükleer silah barış mı getiriyor? Savaş mı getiriyor? Savaş gençler mı tartışır. Çok net söylüyorum. Nükleer silahın biri çalıp evde patlatmazsa, o da çok çalınabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. N'si çıkmaz. Çıkarsa gelin bana söyleyin. Nasıl olsa hiçbirimiz kalmayacağımız için hesapta soramazsınız. Soracak kimse de kalmaz. Hiçbirimiz kalmayacak. O zaman hocam, yani nükleer silahların varlığı daha büyük küresel silah savaşların çıkmasına bir caydırıcı bir engel mi? Yani ya bunlar ciklet değil ki, bir tanesi yani biri bir dellendi. Birinin bir şey atması demek. Diyorum aynen ya işte gelin benden demek. Hesap sorun savaş çıkarsa. Bulamayacağız belki. İşte bulamayacaksınız beni. Niye? Dünya böyle, hani diyorsunuz ya yeni bir düzen kurulur. Evet. Kurulmaz. Yani kurulursa da birkaç bin yıl sonra kurulur. Kalan insanlarla dümdüz, belki yani. Çok dümdüz bir şey olur dünya. O iş yok. O iş bitti. Onu bir kere bir atalım yani. Konuşacak konu değil o. Şimdi gelelim şuna. Kanuni Sultan Süleyman filmleri yapılıyor. Muhteşem yüzyıl. Nasılız? Şimdi Faustan Mehmet'in dizisi var. Nasılız? Efsaneyiz değil mi? En güçlü dönemlerimiz. Peki oradan nasıl gitti bizim topraklar? Yavuz Sultan Selimler'den. Son döneme nasıl geldik? Uluslar, toplumlar, tamam. Nesiller, evet. Bilim, değil. Tarih, dünya hep yenilikler getiriyor. Hep şunu söyler tarihçiler, doğrudur da. Karamanoğlu Beyliği gibi Selçuklu'nun mirasını üzerinde hisseden bir beylik varken, küçük bir Osmanlı Beyliği, beylik bile değil ilk başlarda, nasıl hepsinin hakimi oldu? Çünkü doğru zamanda, doğru yerde, doğru şartlarda, doğru politikalar. Hı. Amerika'nın kuruluşu da böyle. Yukarı bakıyorsun, çok bir derdin yok. Aşağı bakıyorsun, bir derdin yok. Bir ülke nereye doğru genişler? Sağa, sola, yukarı, aşağı. Genişleyebilecek alanları müsait. Anlatabiliyor muyum? O tarihlerde. Ben şimdi daha yeni Başkan Monroe'nun evindeydim. Başkan Jefferson'ın evindeydim. Orada bazı seminerler vardı. Aradan 250 sene geçmiş, 300 sene geçmiş. Sizin o dönemlerle aranızda çok büyük bir fark var. Bir, dünya ekonomisi artık Amerika'dan gelen mallarla dönmüyor. Bir, dünya ekonomisi farklı yerlere kaymış. İki,
dünyanın bilim merkezi hala Amerika ama farklı yerlerde farklı çıkmış. Bakın üretiyor. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Oxford, Cambridge girerdi. Onun dışında hepsi şey olurdu. Amerikan Şimdi üniversiteleri. Şimdi başka da giriyor. İlk defa, tabii bunlar biraz göreceli de şeyler ama iki tane Çin üniversitesi girdi iki sene önce. Yoktu böyle bir şey. Singapur hep var zaten. Tabii, dünyada artık şeyler değişiyor, dengeler değişiyor. Bir kere bu bir. Bu Amerika'nın yanlış yaptığı, doğru yaptığı bir şey değil. Dünya dönüyor. Tamam. Bu döngü esnasında her toplum, her nüfusta bir farklılık yaratıyor. Artık siz İngiltere'den göçmüş, kolonyal Amerika, biraz da İspanya'dan göçmüş, hafif de Portekiz'den gelmiş, bir de eski başkan Martin Van Buren gibi Hollanda'dan gelmiş kişilerden oluşmuyorsunuz. Amerika'nın ilk günlerine bakın, Florida eyaleti en küçük eyaletlerden biriyken bugün seçimi belirleyen 3. eyalet oldu. Kaliforniya'yı kimse adam yerine koymazsa en büyük eyalet oldu. Texas tamam hep büyüktü ama elektoral oylarda bir şey değilken, az kaldı seçimlere konuşacağız bunları, en büyük oldu. Nüfus kaymış. Amerika'nın gidin Kaliforniya'ya, Çinli kaynıyor, Japon kaynıyor, bütün Asyalı kaynıyor. Hintliler. Hintliler daha farklı yerlere gelmiş. Şimdi demografi öyle bir değişmiş ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tepkilerin de sebebi biraz o. Liberalizm ayrı bir yere kaymış, altından bir sürü fraksiyon çıkarmış. Yani sözün özü şunu söylemek istiyorum. Devlet olarak bize ilk, bu arada ben bize üniversitede öğretilirken dediğim yıllar da 2500 sene önce değil ha. Şunun şurasında ben Soğuk Savaş sonrası öğrencisiyim. Yani Soğuk Savaş öğrencisi değilim üniversitede. Amerika'da gittik 96. Ben gittiğimde siyaset bilimi Amerikan devlet sistemi hocamız dedi ki arkadaşlar dedi ilk dersim ha. Amerikan başkanı seçilmesinin size yazılı olmayan kuralını söyleyeyim dedi. Sene 96 Mahmut abi 97. WASP yazdı W ile tahtaya. Beyaz. Bakıyoruz böyle ne demek WASP? Dedi ki white. Yani başkan olmanın yazılı olmayan Ölçüleri. Kuralı. White ne demek? Beyaz. Yani beyaz olacaksın. AS ne? Anglo-Sakson. Yani İngiliz kökünden geleceksin. P, Protestan olacaksın. Bir de yanına tire M yazdı. Male. Erkek olacaksın. 97. Kennedy saymazsak. Hepsi şey yani. Kennedy çünkü Katolik'ti. Onu bir kenara koyuyorum. Obama ile V'si gitti. AS'si de gitti. Evet. Trump'la birlikte P de ortalarda. Ne oldu belli değil onu çok. Her an bir M de gidebilir. Şimdi bu dediğim size 30 senelik bir süreç. Bütün değer yargıları, dengeler. Ya Allah aşkına 1960'larda. Şunu şurasında dünya. Tabii. Martin Luther King Jr.'ın katledildiği, Malcolm X'lerin olduğu dönemde. Otobüse binemiyorlardı ya neredeyse. Otobüslerde sen oturamazsın. Bile. Arkada oturacaksın. 65'ler. Dendiği dönemde. Evcil hayvanlar ve siyahlar giremez diye restoranların kapısına böyle hakaret barındıran şeyler asıldığı bir Amerika'da siyahi bir başkan seçiliyor. Evet. Ya öyle bir denge, öyle bir değişim var ki onun içerisinde siz hala eski konvansiyonel yöntemlerle Amerika'yı yönetemezsiniz. Hala eski şeyleri söyleyemezsiniz. Bugünkü İsrail patlama meselesi de, patlama derken Amerika'daki bu tepkisel patlamadan bahsediyor. Evet. Tam da budur. Geleceğiz oraya da. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Ya bütün bu süreçleri buyurun. Tabii hocalarım da söylesinler. Ya bütün süreçleri, büyümeleri, küçülmeleri, savaşların arka planında ekonomik süreçler var. Evet. Yani bütün dönüşümleri o sağlıyor. Şimdi sanayi devrimi sonrası süreçlere bakıyorsun. Dünya savaşları şimdi bakıyorsun ki üretim ilişkileri değişti. Ne geldi? Bilgisayar, internet çağı geldi. Bunun oluşturacağı bir dünyaya gidiyoruz. Buna kim adapte olursa, savaş teknolojisi açısından da böyledir, sağlıkta da böyledir, hayatın her adına. Buna kim adapte olursa, kim uyum sağlarsa, öne geçerse dünya oraya doğru gidiyor. Bir, iki, ya bu savaşların arka planında ekonomi varsa, yani süreci belirleyen, ekonomik güç odakları da vardır. Kim bunlar? Küreselciler dediğimiz güçler. Mesela şimdi hep devletler üzerinden tartışıyoruz. Evet. Bir de onları yöneten güç odakları var. Büyük güç, büyük güçler var. Ne demek bu? Finansa hükmeden güçler. Petrole, enerjiye hükmeden güçler. Yani zaten değişim sağlayan da güçler. Güçler. Hani ben bir ara yazmıştım. Kağıtçılar, taşçılar bir hocanından atıp yaparak. O arka planda, o da farklı bir dünya planlıyor. Kendini ölçülerinde bir dünya planlıyor. Onların da bir hesapları var. Bu silah sanayinin hesabı yok mudur şimdi bütün bu olup bitenlerde? Mutlaka var. O yüzden hani çok
karmaşık bir yere doğru gidiyor. Şimdi tam da o noktadan mesela devam edeceğiz. Mesela şimdi Mahmut abinin bahsettiği konu önemli. Yani evet. O dünyayı neden... İsterseniz bakalım o şeye bir açalım. Evet. Oradan lütfen siz devam edin ama bir taraftan işte o silah bağları ve silahlanma işte 40 ülkenin askeri şuraya harcamalarını bak. Getiriyoruz. NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan bakın, ülkeler. Herkes silahlanıyor ciddi yani. Ciddi bir şekilde bütçeler artık zirveye... Almanya bile topa de. Girdikten sonra... Ya ki bu rakamlar, geçen senenin rakamları bu sene herhalde zirve yapacak. İşte, Türkiye'ye bak, Türkiye sadece Almanya 100 milyar euro ilk hedef. Evet. Yani ne, iki kendi deklar ettiği yalnız 55'ten 100'e çıkıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Müsaaden olur mu? Estağfurullah. Şuna ekleyeyim. Bizim o güçlü Almanya var ya, kudretli, büyük evet. Almanya. Almanya'nın o kadar büyük olmasının önemli sebeplerinden biri ne biliyor musun? Nedir? Sizce Almanya'nın silah... Silaha para harcamıyor. Sanayiye. Sanayiye harcıyor. Şimdi bu silaha döndüğü zaman o iş ayrı bir yere gider. Dünyadaki Mahmut abinin biraz önce dediği gibi ekonomik dengeler de bir böyle bir garip bir yere gidecek. Dolayısıyla bu silah işinin üzerine gidilmesi aslında başka yerlerde ekonomik boşluklar da doğurmaya başlayacak. Hmm, yani silahlanmanın yanında silahsızlanmaya giden de kazanacak. Kazanabilir. Deyip bırakayım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Abi. Estağfurullah, bırak hocam. Şimdi hani oradan da devam edelim. Buyurun. Hani o dünyadaki yeni yapılanma kendiliğinden oluşan bir yapılanma mı veya devletlerin yönettiği, yönlendirdiği bir yapılanma mı yoksa bir Mahmut abinin bahsettiği bir ekonomik hani adına Masonik de, çete de, küresel de ne dersen de böyle bir yapı mı yön veriyor? Aslında esas onu konuşmak lazım. Hmm. Mesela Singapur şimdi İsviçre'nin alacak deniyor. Az önce üniversite sıralaması yaptın ya Burak hocam. Singapur'un da adı geçiyor işte mesela o sıralamalarda. Ne oldu da Singapur bir anda denkleme girdi? Ne oldu da Singapur bir anda İsviçre'nin yerini alacak diye paranın yeni merkez olarak konumlanmaya başlandı? Veya az önce hani başkan olmanın kurallarını saydık. White ilk birinci madde Obama ile değişti. Ama Obama bir proje miydi? Yoksa bu değişimden kaynaklanan bir sonuç muydu? Mesela Barack Hüseyin Obama o zamanki... Ama olsun biçimsel de olsa değişmiş yani. Bize de değişti. İşte, bize de belli o değişim kontrollü bir değişim mi? Sizin askerler hep Cumhurbaşkanı oluyordu. Hayır işte sonra değişti. O değişim kontrollü bir değişim mi? Yoksa kendiliğinden gelişen bir süreç mi? Mesela... Sizce? Kontrollü bir değişim. Mesela şimdi dikkat et Birleşik Devletler... Peki hala o kontrol hali devam ediyor mu Amerika için? Amerika hala o sürecin içinde. Yani Amerika'da biz niye hep deriz? Başkanlar vitrin, arka planda bir akıl, bir mekanizma var, yürüten, yöneten yani, diye. Şundan ötürü, yani Trump-Biden yönetimleri arasındaki fark. Şöyle, ben Trump'ın dedi işte ben Amerikanların devletiyle mücadele ediyorum dedi. Ona o teze inanırım ben. Ben mesela baştan yani, beri Trump'ın... Orada sanki yani o dediğiniz sistem, yapı, bazen kontrolü elden kaybedip... O, o durumla karşı karşıya kaldı. Bir Kennedy, iki Trump. Evet. Yani Kennedy dönemi ben de bilmiyorum. Değerli hocam ne söyler bu konuda? Kennedy döneminde Amerika ilk defa o küresel ulusal çatışmasını yaşadı. Trump bana göre ikinci vaka. Evet. Ama onun haricindeki diğer bütün başkanların mesela o Barack Hüseyin Obama'da şöyle bir fantezi geliştirilmişti. İşte dinler arası diyalog. Barack İbranice bir isim. İşte Hüseyin bir İslam... İran'da bayram kutlamalar yapılmıştı. Kurbanlar işte. Kesildi. Kurbanlar kesildi. Biz de kestik burada. Van'da mıydı? Nerede? Tabii canım, her yerde. Bir yerde kesildi. Her yerde kesin. Nihayet Amerika'nın başına bir Müslüman geldi diye. Afrika'daki soyları falan incelenmişti. Kenya'dan, Menya'dan böyle. Yani her yere mavi boncuk veren bir projeydi Obama. Ve tuttu da yani o süreçte ben Burak Hocam deyince hatırladım. Hakikaten bize de kesildi. Dolayısıyla... Trump dönemi hariç ben o tiyatronun hep yürüdüğü kanaatindeyim. Mesela şu an Birleşmiş Milletler'de oylama yapılıyor. Katil Amerika, halen söylüyorum. Hayır eli kaldıran bir siyahi. Austin, Savunma Bakanı bir siyahi. Bu Amerika'nın kabuk değiştirdiğini mi gösteriyor yoksa Amerika'nın yeni böyle bir tiyatronun içinde olduğunu mu gösteriyor? Bunun iyi tartışılması gerekir. Evet. Şimdi silahlanmaya gelince... Ben şunu merak ediyorum. Yani bu silahlanma yarışında sizi şaşırtan, sürpriz diyebileceğimiz ya da ülkeyi farklı noktaya getirebilir dediğiniz ülke nedir? Hangisidir? Var mı şaşırtan bir ülke? Ben hep Almanya'ya takılır kalırım. Yani hocamın dediği gibi Almanya sanayiyle anılır. Evet. Ve Avrupa'nın dinamosudur ekonomik anlamda. Evet. Ve Avrupa bana göre dengeyi öyle kurmuştu kendince. İşte asker güç deyince Fransa, ekonomik güç deyince
Almanya. Evet. Şimdi Almanya ilk defa... Bu rakamlar ne? Bütçe. Ne bu rakamlar? Bütçeler. Silah harcamaları. Savunma sanayi bütçeleri. Bütçeleri. Bu rakama bakarken şu... Abi ne kestim ya. Kusura bak. Suudi Arabistan'ın 75'i ile bizim 10 aynı değil. Biri tüketici, evet. Biri artık üretici. Tabii tabii. Amerika'nın 876'sı ile ne diyeyim, Ukrayna'nın 44'ü aynı değil. Öyle Ukrayna'nın ki sıfır yani direkt alıcı. Tabii. Dolayısıyla buradaki asıl şeyi de unutmayalım yani. Bizim peki mesela artık hemen, o pastada ciddi yani bir şekilde oyuncu. Çin ve bu arkadaş, iki arkadaş... 292'si ile 876'sı bütçe ama o bütçeye kendileri de üretiyor adamlar. Tabii. Ya o önemli bir dipnot. Yoksa mesela şey bomba gibi Suudi Arabistan. Yani, basıyor parayı, alıyor her şeyi ama yani, öbürleri üretici. Türkiye'de yani, o noktaya Suudi Arabistan geliyor. Bu kadar silah alıyor. Dediğiniz gibi sıfır üretimde. Ama bu silahları nereye kullandı, ne için kullandı belli değil. Mesela yani ben... İsrail'in 23'ü bir kısmını, ciddi bir kısmını kendi üretiyor. Evet. Şimdi son mesela, 10 yılda Coşkun Hocam yani sürekli işte Suudi Arabistan'ın top 5'te top 10'da görüyoruz. Körfez ülkeleri şu an bizden de en çok silahlananlar içerisinde. Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, yani bir, Katar. Şunu yani nereye kullanacaklar bu silahları? Ya da bir başkası bunlar adına mı kullanacak silahları? Ya da kullanıyor mu şu anda? Şimdi şöyle mesela Suudi Arabistan için söyleyeyim. Şu fıkra konusu oldu. Uçağı alıyor da kullanacak pilot yok. Garajda duruyor. Amerika gerekse ben de sana pilotları yollarım gönderirim gibi bir hava ortaya çıktı. Evet. Şimdi isim vermeyeceğim. Bir yıllardır o koltuktan sökülemeyen bir oda başkanı proje üretiyor. Şimdi sürekli o şehir elinde olduğu için yeni proje ne? İnşaat konut örnek. Hep oradan gidiyor. İşte Burak'cığım sana iki tane yazdım diyor. Burak Hoca'nın onu almıyorum deme şansı yok. Sistemin dışına çıkması için. Amerika da bunu yapıyor. Suudi Arabistan'a diyor ki senin için işte proje ürettik, savaştık vesaire şu vesaire. Sana şu kadar şeyi yazdım diyor. Önüne koyuyor. Bu kadar silah ihtiyacı olmadığı şimdi halde aldı Suudi Arabistan'a birçok uçağı. Ve dediğim gibi alay konusu oldu. Amerika'dan gerekirse pilot getiririz diye de bir hava ortaya çıktı. Şey hatırlıyorum tamında Trump Beyaz Saray'da Veliaht Prens Selman'ı ağırlamıştı. Orada bir büyük kartonetlerde varsa arkadaşlar onları alabilirler. Evet. Evet, şunlar diyor sizin için çerez parası. Şunları size satacağız. Uçaklar şöyle. Direkt önüne koyuyor. Uçaklar şöyle. Evet. Ve mesela pazarladık bunların gibi bir şey ekseriyetini de Trump verdi. Trump. O hani bir şey tuttular ya bir küre. Evet. O küre esnasında gitti bunlar. Evet. Mesela izleyenler, dinleyenler bir ufuk açsın diye söyleyeyim. Şöyle zannediyor. Amerika Kuveyt'e yardım etti işte. Gitti işgalden kurtardı. Tırnak içinde söylüyorum. O bir tiyatro da. Ama Amerika o kuvvetine iş bittiğinde senin için savaştık, bedeli de budur diye önüne faturayı koyuyor. Gene keza Ukrayna zannediyor musun? Ama her yer için bunu yapıyor Amerika her değil mi için. Yani? Amerika bedava yapmıyor. Ben sizin bildiğin eşkıya yani gasp eden çalan bir eşkıya. Paralı özel güvenlik zannediyor gibi. Musun Ukrayna nerede? Hah burada. Ukrayna'ya yakın zamanda işler normale döndüğünde kardeşim biz savaştık senin için ama niye savaştık sor bakalım faturası da bu diye önüne koymayacaklarını mı zannediyorsun? Şimdi bu... Ya peki... Hoca bu 44 milyar dolar büyük para ya Ukrayna için. Evet. Bu savaş dönemine ait şey mi? 61 milyar dolar. Boyuna şey geçiriyor konu. Tabii tabii bu yani? Rakamlar şu bunlar an çok son 2-3 sene oldu yani. Bu rakamların çok üstüne çıkılmış durumda şu anda. Ama biz resmi olarak yıl sonunda açıklanıyor rakamlar. Yıl ya tamam onları... da bu mesela diyelim ki 5 sene önce savaş çıkmadan önce evet. Ukrayna'nın savaşa hayır, ayırdığı hayır. Para bu muydu? Hayır. Alakası hayır. Yok. Ha, değil. Bu arada bu son çıkan buna dahil değil. Değil. O da ayrı şey. Mesela abi enteresan Kuzey Kore 46 milyar. Mesela dolar. Mahmut abi sana bir katkı. Şey. Burada da Çin sana bir katkı. Var. İsrail ne yazıyor burada? 23.4 milyar dolar. Dolar. İsrail'e sadece Amerika'nın şu yardımda verdiği geçirdiği para, paket 26 milyar. O da dahil değil. Ya, o da değil, dahil değil. Hayır. Artı bir de Amerika'nın her ay şey yılda 4.5 milyar dolar bir 10 yıl diye aklında kalan tarih. Yaptığı yardımlar var. Bir de Burak Hoca'nın söylediği önemli bir husus var. Hani tamam bu rakamlar ortalıkta görünüyor ama mesela Türkiye 10 milyar dolar. Türkiye bu rakamda sürekli düşüyor gibi algılanmasın. Almadığı için düşüyor. Çünkü biz kendi üreten bir ülkeyiz. Mesela Amerika'da bu üretimden önce en çok ihraç ettiği Amerika'nın ülkeler sıralamasına biz kaçtık biliyor musun oran? Yedinciydik. Şimdi şu yaşanan gelişmelerden sonra geldiğimiz sıra kaç biliyor musun? 27. 27. sıra. Evet. Yani Amerika'nın yerine koy kendini. Şey hariç. Bu son şeyler hariç. Son 6'yı saymıyoruz. Son şey hariç.
Şimdi Amerika'nın yerine koy, Amerika'nın yerine koy kendini. Sürekli istediğin fiyattan fonladığın bir ülke var. O ülke kayıyor gidiyor 27'lere. Almıyor senden artık. Bir de üstelik o ülke senin şu pazarına göz dikiyor. Yani bu, o da vermiyor. Sen de şimdi abartma. O da vermiyor. Vermedi. Patriot vermedi. F-35 vermedi. Hayır. Bilerek ama yaptı. Para mı? Türkiye'nin durdurulması mı? Makasına düştü. Türkiye'yi durdurmayı önce ediyor. Bir şey söylüyorum hep. Önce Patriot'u vermedi ya. Sonra Türkiye Çin'le bir böyle flört etmeye başladı. Keşke Amerika vereydik. Tamam dedi. Tamam deyince öyle bir fiyat verdi ki bize. Ha. Hep bunu söylerim. Yani gelecek olan füzeye Patriot alacağına direkt parayı versen füze geri döner zaten. O paranın yarısını kurtarırsın füzeye rüşvet varsa. Mesela aynı olay Midlas'ta yaşandı. Dikey launcher sistem var ya atış. Verecek, alıyoruz çünkü. Nerede kullanacaksın dedi. Yeni fırkateynlerde, İstanbul'da dedik. Vermiyorum dedi. Bizimkiler yapıp gelip gördüklerinde şok içinde şunu diyorlar. Biz 2030'u anca yapabilirse diye düşünüyorduk. Ne ara yaptınız bunu diyorlar. Zannederim Amerika var ya keşke vereydik diye hayır oraya alıyordu. Geliyor yavaş yavaş. Belki yarın öbür gün F-35'leri size satalım falan diye getirebilirler ya. Yani. Zaten Amerikalı bir senatör söyledi. Biz neyin savaşını belki veriyoruz? Belki Coşkun Hoca şimdi diyelim ki Amerika veriyor olsaydı biz bunları yapmayacak mıydık? Şöyle o eski akıl olaydı yapmazdık. Şimdiki akılda... Yok şimdiki akıl diyorum. Şimdiki akla baktığın takdirde verse de yaparız. Evet. Çünkü doğru olan o Mahmut abi. Yani ben mesela ilk hikaye öyle anlatırlar. Biz uçak yaptığımızda bedava veririm ben öyle bir ülkeyi durdurmak için. Peki, Türkiye'ye verdiler zaten. Ha, 50'de ne uğraşıyorsunuz? 1950'de verdiler. Ben almam. Yani çünkü mesela yani F-35 gibi yeni nesil bir uçağın alımı demek nereden baksanız bir 20 yıl boyunca tekrar askeri açıdan bak, Amerika'ya... Savunma Bakanımız da bunu söyledi Sayın Yaşar Güler. Dedi bağlı ki ben, olmanızı F-35 konusunda dedi i̇şte ben karşıyım dedi. Partisi, Demokrat Parti aldı uçakları bedava. Ben size bir şey söyleyeyim mi? F-35'i versinler yarın alırız. Yarın? Girelim mi iddiaya? Alırız. Yarın alırız. Hayır canım alırız. Ben girelim mi? Almayız demiyorum. Ben almaya karşıyım. Kalıyor. Yani çünkü yok. 1020-30 sene daha F-16'ları nasıl parçalarını ben almaz demiyorum. Ben almaya karşıyım diyor. Şu anda Amerika'dan talep ediyorsak F-35'lerin modernizasyonu da belki 2038'de Amerika'dan isteyeceğiz. Orasını bilmem ama şundan %100, 1000, 2000, 10000 eminim. Ne katkısı alacak Burak hocam sana? Katkısını bilmem. Heh. Bak, ama bak şu ben an. Ben demiyorum almalıyız almamalıyız. Evet. Yarın alırız diyor. Güney Kore. Bir şey olsa diyorsun. Bak evet. Güney Kore geçen uçuramadı uçağı. Şifresi Amerika'dan bildiğin o bilgisayarları açarken. Ya bak bu. Coşkun hocam. Evet. Burada gitti Suudi Arabistan'a. Para burada mı gitti? 88 burada. Bak evet, kılıcı da aldı. Güneş atlamadan önce. Burada dağıtıyor şu an Trump. Hangi ülkeden ne kadarlık silah size alınacak? Ülkeler kim ne payına düşen yüzde ne bunun zaten kararın alındığı gün. Hmm. Burada koydu faturalar önüne. Bu kadar sana sattım diye. İsrail'le ilgili gelişmeler de burada başladı. Tabii. Normalleşme süreci. Yani. Evet. Koca devlet başkanı. Ama şu an küre çatladı. Evet. Bu küre tekrar dikiş tutar mı onu şey yapmak lazım. Çünkü... Ya öyle görünüyor ki evet. Yani şimdi bir geçtiğimiz hafta içinde Suudi Arabistan'ın bir çıkışı vardı. İlginçtir. Savunmasını Amerika'ya teslim etti. Eğer İsrail ateşkes ve barış yaparsa ben İsrail resmi olarak tanıyabilirim. Ondan çünkü da öte Amerika ile şu an savunma düzenini kurmak üzere bir anlaşmanın eşiğinde Suudi Arabistan. Evet. Eğer onu yaparsa zaten geçmiş ola her şeyle bağlamış oluyor Amerika kendine. Durduk yerde tam bir para kaynağı ki zaten Suudi Arabistan'ın Amerika'da da ciddi miktarda petrol gelirlerinin Amerika bankalarına yattığı biliniyor. Üstelik Amerika'nın dillendirmedik. Yeri geldi onu da hatırlatalım. O paralara el koymak bir şeyi var, bir refleksi var. Evet. Vermiyorum diyor. Yani param bende yok öyle bir para diyor. Geçiyor. Rusya'ya da aynı şeyi yaptı. Aynısını Rusya'da yaptı dediğin gibi. Peki bu dolayısıyla deminki fotoğrafta Avustralya benim dikkatimi çekti. Avustralya 33 milyar dolar. Mahmut abi o da şeye girdiler ya. Hatta Fransa bozuldu. Aksam neydi? Atsam. Anladın o. Ha. Ona girdiği de ne oldu? Onun tarihine mütakip İngiltere ile Amerika buraya ciddi anlamda, bu da mesela Commonwealth hikayesi. Hmm. O İngiliz şeylerinden. Onun da artışının sebebi o. Pasifik ordusu oluşturuyorlar. Amerika'nın şeyiyle. Tabii. Fransa şimdi bozuldu ya bizden gitti bütçeli. Bizden gitti tam diye anlaşıyorlardı. Denizaltı anlaşmasını. O tamamen o. Anlaşmayı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yakından biraz daha bakalım. Burak Hocam buyurun. Tabii ki. Hem Amerika'dan yeni geldiniz. Şimdi bu görüntüleri ilk önce bir
şu anda yani birkaç dakika önce çekilmiş görüntüler. Son bir haftadır çokça konuşuyoruz. Birazdan Amerika'ya da bir gazeteciye de gideceğiz. Mustafa Tan yerine de gideceğiz ama sürekli öğrencilere yönelik işte tutuklamalar, gözaltılar ve kampüslerde ciddi bir şu anda hareketlilik var. Toplumsal olay var. Bu görüntülerde Kolombiya Üniversitesi mi arkadaşlar burası? Kaliforniya olabilir mi? UCLA. Kaliforniya'da sabah evet, yani batı doğu taraflarında olsa. Çok da önemli değil. Hepsinde var benzeri. Benzer görüntüler. Orhan bunlar canlı görüntü mü yoksa? Canlı değil. Hayır. Az önce çekilmiş yeni taze görüntü. Son bir saat içerisinde. Evet. Evet. Şimdi eğer hazırsa ilk önce isterseniz bir Amerika'ya uzanalım. Tamam. Evet. Mustafa Tanyer'i Mustafa Tanyer'ine gidelim. Evet. Mustafa Tanyer'e hoş geldin yayınımıza. Şimdi öncelikle şunu sorayım, devam ediyor mu kampüslerdeki bu durum, işte Kaliforniya'dan işte Texas'a, Austin'e, Kolombiya'ya, neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin geneline yayılmış gösteriler vardı. Biden'ın çağrısı vardı, bu işte vandallıktır, sonra antisemitizmdir şeklinde çıkışları vardı. Buna rağmen kampüslerdeki durum nedir? Hareketlilik devam ediyor mu yoksa yavaş yavaş dinmeye başladı mı? Yaklaşık 50 kadar Amerikan Üniversitesi'nde yaşandı bu hadiseler. Şimdi tabii ki bazılarında çok daha hani böyle öne çıkan, biraz belki işte polisin müdahalesiyle de yani daha fazla gündeme gelen, Kolombiya'da olduğu gibi UCLA'de, yani University of California Los Angeles'ta, University of Texas'ta olduğu gibi. Ama bunun yanında birçok başka üniversitede de bunlara göre biraz daha küçük çapta, yani yaklaşık dediğim gibi 50 kadar üniversitede bu hadiseler oldu ve hala da aslında olmaya devam ediyor, ama tabii o özellikle üniversitenin içerisinde, yani bazı büyük üniversitelerdeki, Kolombiya çok gündeme gelmişti. Bu üniversite içerisinde onların liberated zone dedikleri, yani kurtarılmış bölge ve kamp çadırları kurup orada yerleşmeleri ve derslerin de yapılamaması gibi bir takım olaylar söz konusu oldu. Yani bazı üniversitelerde bu protestolar üniversitelerdeki faaliyetlerin durmasına, hatta Mayıs ayı mezuniyet ayı Amerika'daki üniversitelerin çoğunda, dolayısıyla o mezuniyet törenlerinin iptal edilmesine yol açtı. Dolayısıyla üniversitelerde polisleri davet ederek, çünkü polisin üniversite içerisine herhangi bir hani acil bir durum, yani bir öldürme, yaralama gibi bir durum olmadıkça girmeleri yasak zaten Amerika'da. Yani eyaletlerin hemen hemen tamamında. Çünkü üniversiteler özel olduğu için bunlar da özel mülk sayılıyor. Buraya polisin izinsiz girmesi söz konusu değil, ama üniversite yönetimi davet edince tabii polis buraya girip gereken, yani kendilerine göre gereken müdahaleleri yaptılar. Şimdi epey son durumda, bugün itibariyle sörümlenmiş durumda. Yani o son birkaç haftadır özellikle zirve yapan o heyecanlı hal üniversitelerde, şu anda öğrencilerin, protestocu öğrencilerin gözaltına alınarak olay yerlerinden uzaklaştırılmalarıyla biraz sörümlenmiş duruyor. Ancak şöyle bir durum var. Burada Amerika'da sonuçta hani polisin gözaltına alması, onun sonraki bir süreçte bir herhangi bir adli yargılama sürecine dönmesini gerektirmiyor. Yani sonuçta gözaltına alınan kişinin en geç ertesi gün serbest bırakılması gerekiyor. Yani 24 saat içerisinde. Bu bakımdan bu öğrenciler serbest bırakılıp üniversite öğrencisi oldukları için halen tekrar aynı binalara girme hakları var. Dolayısıyla yani polisin müdahalesi belki İlk etapta böyle hani bu olayları giderecek, yani ortadan kaldıracak gibi gözükse de aslında öğrencilerin faaliyetlerinin durdurucu manada çok büyük bir etkisi yok. Ancak şu var, tabii öğrencilerin direncini kırma anlamında, yani biz tekrar aynı şekilde okul içerisinde bir hareket yaparsak polis bu sefer gelip yine bizi tutuklayacak gibi ve işin belki ileride bazı üniversite öğrencileri arasındaki çatışmalara yol açması ve bunun da bu sefer adli yargılama süreçleri içerisine girecek bir takım suç teşkil edecek hadiselere yol açması gibi endişeler doğabilir üniversitelerin zihninde.
Ama evet. Bu olay şöyle önemli. Yani bu olayın hani sadece biz polisiye tarafıyla veyahut da işte kampüslerdeki sloganların içeriğiyle değil, aynı zamanda bunun sonrasına verdiği, yani Amerikan toplumuna verdiği mesajı da görmemiz lazım. Hmm. Bence aslında burada en önemli konulardan bir tanesi o. O da şu, bugüne kadar Amerika'da gerek siyasi alanda, gerekse işte medyada ve Amerika'nın kendi hani entelijansiyası içerisinde diyelim, Yahudilere çok fazla hani böyle itiraz edilemez bir durum vardı, bir atmosfer vardı. Yani aslında adı konulmamış bir uygulama vardı. Pek fazla sağda solda Yahudileri eleştiremez, işte özellikle Holokost'la ilgili bir takım şeyleri söyleyemezdiniz. Hemen linçe uğrardınız. Çünkü Yahudi lobisi, Amerika'daki belli bir Yahudi lobisinin ötesinde de aslında Siyonist bir lobi, Amerikan kamuoyunu bu anlamda teslim almış durumdaydı. Şimdi Z kuşağının, Amerika'daki Z kuşağının aslında arkada hani ne türlü sahipler olduğunu veya bir takım hani tetikleyici unsurlar olup olmadığını şu anda bilemediğimiz ama çoğunluğu kendi inisiyatifiyle bu işlere kalkıştığı görülen o genç üniversite öğrencileri Amerika'da bu duruma karşı çıkarak aslında Amerikan toplumunun içerisinde bugüne kadar bu gördükleri hani Yahudilere karşı adeta hani o konuşulamaz tabuları yıkan bir davranışı gösterdiler ve Amerika'nın sessiz çoğunluğunun içerisinde belli bir bölüm de aslında bundan memnun oldu. Şimdi, yani evet, buyurun. Mustafa Tanyeri, stüdyodaki konuklarımızdan Coşkun Başbuğ'un da bir sorusu olacak aslında tam bu noktada. Bu gösterilerle ilgili. Buyurun. Sevgili Mustafa, kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi Amerika'daki gösteriler üniversitelerde başladı ama benim merak ettiğim husus şu. Dışarıdan sivil halkın da destek verdiği bir gösteriye dönüştü mü? Çünkü bu gözaltı sayısı fazla. Yani 1500'ler konuşuluyor. Bunların muhakkak aileleri veya işte bir takım yakınları süreci takip ediyordur. Bu gösterilerin üniversite sınırlarının dışında taşma ihtimali var mı? Ve az önce de ifade ettiğim bir günlük gözaltı süresi var. Ondan sonra tekrar serbest bırakılmak zorunda diye. Bu serbest kalanların tekrar üniversiteye gelme ihtimali var. Sen de dillendirdin. Bu tabii sahada gerçekleşti mi? Artı ikinci sorum, Amerikan medyası bir sansürde mi? Yoksa buradaki gelişmeleri neyse o halka duyuruyor mu? Evet. İlk sorudan başlayalım. Yani sadece öğrenciler mi yoksa halk da buna katılıyor mu? Evet, katılıyor ama özellikle üniversite çevresinde. Yani gerek bazı öğrencilerin aileleri gerekse de yani genel anlamda Amerika'da aktivist olarak kendini nitelendiren insanlar üniversite önlerinde öğrencilerin bu protestolarını desteklediler ve sayıları da az da değildi açıkçası. Ve burada bir hemen profil tarifi de yapayım. Yani çoğunluğu aslında Hristiyan olan insanlar. İçlerinde hem öğrencilerde hem de dışarıdan destekçilerde aynı zamanda Yahudiler de var. Yani ben bazılarının televizyonlardaki röportajlarını izledim. Kendileri İsrail'deki bu politikalardan rahatsız, Netanyahu'nun yaptığı uygulamalardan, orada gösterilen vahşetten rahatsız. Hatta bizatihi Yahudi öğrencilerin ben soykırım ifadesini kullandığını kendim duydum. Yani onlar bile şu an İsrail hükümetinin Gazze'de yaptığını soykırım olarak nitelendiriyorlar Yahudiler. Şimdi ikinci soruya gelirsek, Amerikan medyası buna herhangi bir sansür uyguladı mı? Benim ummadığım ölçüde uygulamadı. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle CNN bu olayları o kadar yakından ve sürekli bir şekilde canlı olarak verdi ki ve yine inanılmaz bir şekilde son derece tarafsız diyebileceğim. Evet, biraz belki hani Yahudi tarafında yer alıyor gibi oldu ama yani onların dışındaki özellikle mesela organizatör öğrencileri canlı yayına çıkarttı. Hem stüdyoya aldı hem de olay yerinden canlı röportajlarla onların da seslerini duyurdu. Yani CNN gibi Amerikan ana akım medyasının amiral gemisinin bu kadar bu işe önem vermesi ve gündeme getirmesi bende şöyle de bir soru işareti de uyandırdı doğrusu. Acaba bunun yani bu türlü bir protestonun
Amerika içerisinde biraz yaygınlaşması veya hani popülarite kazanması mı isteniyor diye de düşünmedim değil doğrusu. Peki tamam, o güzel bir soru. O zaman eğer öyle bir niyet varsa kime yarar? Şöyle söyleyeyim, yani belki bu Amerika'nın kendi içerisinde hani az önce biraz sessiz çoğunluk gibi gördüğümüz ama yani bu her tarafın, bütün kurumların neredeyse bir hani Siyonist hakimiyet içerisinde bulunmasından rahatsız olanların bu durumu değiştirmek için bir mücadelesi olarak da belki görebiliriz. Yani arka tarafta ben böyle bir niyetin en azından hani çok belki de nereye kadar gideceğini bilmesem de böyle bir niyetin varlığını seziyorum. Medyanın ortaya koyduklarından ve Amerikan toplumunun davranışlarından, yani şuradaki öğrencilerin aileleri, her biri Amerikan toplumu içerisinde belli bir hani demografik yapısı içerisinde belli bir takım konumda bulunan insanlar değil mi? Yani işlerinde doktor olanlar var, iş adamı olanlar var, zengin olanlar var, biraz daha orta halli olanlar var. Yani sonuçta bu ailelerin çocukları bu protestoları yapanlar. Demek ki ailelerin içerisinde de bu türlü protestoları kabul edebilecek türde insanlar var. Yani nihayetinde Amerika'da bir takım değişimleri meydana getirmek için kullanılan bir olaylar bütünü de diyebiliyorum. O zaman Mustafa, müsaade edersen şöyle bir okuma yapayım. Ekte üzerine eğer yanlış varsa fikirde. Seni demenden ben şunu anlıyorum. Amerika'da bizim hep gördüğümüz bir süreç var. Ulusalcılar ve küreselcilerin kendi içinde yaşadığı bir savaş. Senin demene göre ulusal kanadın hakim olduğu bir süreçte bu olayların üzerinden bir hani o Siyonist yapıya karşı bir yıkım savaşının başladığını anlıyorum ben. Doğru mu anladım? Senin söylediğin sözün çıktığı kapı bu. Şimdi öyle yalnız şöyle bu, şunu çok önemli bir nüans var burada. Onu izah etmem lazım. Biliyorsunuz özellikle Trump'ın başkanlığı döneminde ve sonra kaybettiği seçim zamanlarında o George Floyd olaylarının yaşandığı dönemde şundan bahsetmiştik. Genellikle hani demokratların arkasında durduğu bu küresel Marksist yapı, işte Black Lives Matter şeyi organizasyonu, Antifa gibi aslında işte Marksist temelli organizasyonların Amerika'da huzursuzluk çıkardığını ve özellikle de bu Cumhuriyetçi hükümete, Amerika'nın patriotlarına dönük bir tavır içinde olduğunu söylemiştik. Şimdi bugün bazıları diyor ki yine bu olayları yapanlar aynı bu antifacılar, Black Lives Matter'cılar. Aslında onlar ortada yok şu anda. Bunlar başka bir grup ve bu sefer ilginçtir. Daha önce yani bize bu şekilde yani düşünce ve düşünceyi ifade hürriyetine bir takım hani saldırılar oluyor diye şikayet eden patriot damar bu sefer de bu öğrencilere karşı İsrail'in yanında duruyor. Yani çok enteresan. Hani biz o ulusal damarın, o ulusalcı hani kitlenin sonuçta Amerika'daki bir takım şeyleri değiştirmeye doğru gittiğini gözlemliyorduk. O şekilde yorum yapıyorduk. Ama onlar şu anda bu değişimin önünde duruyorlar. Yani onlar bu değişimin olmasını istemiyor aslında. Daha geçenlerde Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti ağırlıklı çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde işte antisemitizmin tarifini genişletici ve Amerika'daki yani özellikle bu Amerikan hani insan hakları bildirgesi veyahut da anayasanın birinci iştahı diyelim, First Amendment diye geçen düşünce hürriyeti ve onun ifade hürriyetini kısıtlayıcı manada Amerikan anayasasına ve 1776 ruhuna aykırı bir karar tasarısı geçirdiler. Bunlar hani kendilerinden değişim umduğumuz o ulusalcı, o patriot damardı. Yani Amerika'daki değişimi artık böyle aritmetik bakış açısıyla görmemiz biraz çok zor. Bence olaylar oldukça girift, oldukça kompozit. Bunun içerisinden doğru okumaları yapmak hakikaten bakın içerisinde olan benim için bile biraz zor bir durum. Onun için ben de böyle çok iyi bütün detayları, bazı özel nüansları dikkate almaya, buna göre bir görüş oluşturmaya çalışıyorum doğrusu. Peki çok teşekkürler Mustafa Tanyeri. Oldukça önemli bir değerlendirme, bir analizdi. Amerika'dan bağlantımızda konuştuk. Şimdi Sayın Burak Ünitay, buyurun isterseniz birlikte bakalım.
Şunu merak ediyorum aslında. Yani bu işte Gazze'ye yönelik soykırım sonrası, hani İslam ülkelerinde ben böyle açıkçası hani böyle bir gösteri ya da bir üniversitelerde bir şey beklerdim ya da bir Avrupa ülkesinde ya da başka bir yerde. Ama Amerika'da bu şekilde ülke geneline yayılmış Filistin'e destek gösterileri üniversitelerde olması bir tuhaflık var bu işin içerisinde. Yani bunlar hava güzel Mayıs ayı işte hadi okulun kampüsüne çadır kuralım motivasyonuyla çıkmadı herhalde dışarı. Yani bu öğrencilerin bu oradaki İsrail'i protesto etmesi, Filistin'e destek vermesi, hani neden Avrupa'da değil de Amerika'da bu şekilde sert bir tepki var İsrail'e? Bak şimdi çok açık birkaç şey anlatacağım. Affınıza sığınarak. Buyurun. Coşkun abi biraz önce küreselci, ulusalcı dedin ya. Bu lafı ilk kim kullandıysa Türk televizyonlarında çok hayret ediyorum. Uzmanlaşmak çok önemli bu işlerde. Bizde maalesef bu konularla ilgili herkes her şeyi anlatmaya meraklı olduğu için işte bu bahsettiğiniz soru işaretleri geliyor. Evet. Amerika'ya gidip abi hanginiz ulusalcı, hanginiz küresel dalga geçerler adamla ya. Öyle bir şey yok. Amerika kötü, İsrail kötü. O kadar iyi, o kadar ülkesinin yaptığı, Netanyahu'nun yaptığına karşı duran İsrailli insanlar var ki. Ben niye karşı olayım o adamı? Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim o okullara. Ya benim işim bu, ben Amerika çalışıyorum. Bu kavga gürültü çıkmadan önce, geçen hafta hani 3 ay, 5 ay önce değil. Çocukların masaları var. Protestolar başlamış ama şey, daha kavga gürültü yok. Gittim masaya. Dedim ki oğlum, birkaç üniversite bu arada. Ne yapıyorsun? Biz dedi İsrail'e, Amerika, bu laflarım çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin benim vergilerimle diyor o çocuk. Benim vergilerimle. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yapmış olduğu bu soykırıma destek vermesine tepki gösteriyoruz. Müthiş bir şey. Abi şimdi bu çocuk Amerikan vatandaşı. Adamın dediği şu, benim paramı sen niye insan öldürmeye yolluyorsun diyor. Bu çocuğa benim saygım var. Şimdi bu helal olsun. Karşısındaki masaya gittim. İsrail destekleyen bir masa var. Dedi ki bize yapılan şeyin karşısında nefsi müdafaa yapmamızın suçu ne dedi. Öbür taraf. Dedim ki yalnız 40 bin kişi öldü. Cevap yok orada, ayrı dava ama. İki taraf bayrak açmış. Her üniversitede durum 3 aşağı 5 yukarı böyle. Beni ilgilendiren şu. Ben de Amerika'da okudum. Böyle bir şey olsa ben de çok yaptık. Protestolarda bulunurdum. Niye Müslümanım? Türk'üm. Normal. Tamam. Bir Arap'ın olması normal. Çocukların profiline baktım baya baya. Hristiyan, Amerikalı, nerelisin diyorum, Kansaslı. Yahudiler, diyor. Yahudi çocuklar. Yahudi de vardı işlerinde, nerelisin diyorum, bilmem nereliyim diyor. Dolayısıyla hep böyle Amerika'ya bakarken şey gibi, Amerikan derin devleti, küreselciler, bilmem neciler, hayatında Edirne'nin ötesine geçmeyin. Dur hocam, biz de kullandık onu. Ha? Herkesi silme birden yani. Abi küreselci, kullanmayın Allah aşkına. Bak ben şimdi soracağım size de. Şimdi küreselci, ulusalcı diye bir ayrım yaptık, ben yazdım. Söyleyeceksen bana söyle. Sil abi. Bir dakika, silmeyeceğim. Niye silmeyeceğim abi, bir dakika dur. Patriot dedi orada işte, bak patriot diyor. Bana şunu tarif et o zaman. Bu Trump Patriot neyi tarif ediyor? Yani evet, neyi temsil ediyor? Ediyor mu abi? Neokon mudur? Yoksa ırkçı mıdır? Söylüyorum faşist abi. Midir? Sizin terminolojisine göre merkez sağcı mıdır? Abi yeniden Trump'ı bir kenara koy Mahmut abi. O çocuk öyle bir şey çıkıyor ki çocuğu piyasaya. Çocuğu boş ver hocam, çocuğu abi, anlıyorum yok, ben. Boş vermeyeceğim, önemli o çocuk. Tamam anladım. Öyle onu. Bir şey anlatılıyor ki, ben ya televizyonları aç bak gözünü seveyim. Diyor ki, o halk bazında o ayrım yoktur da tepede o dediği. Bak öyle bir şey var ki var. Abi. Sanki o çocukların arkasında bir kesim diyor ki hükümetler var. İşte bunlar küreselci destekliyor. Öbürüyle ilgili diyorlar ki bunu bilmem neci. Ya çocuk. Genç bir adam, üniversite öğrencisi, Türkiye'dekiyle aynı, Hindistan'dakiyle aynı, Çin'dekiyle aynı. Genç hoca, ya, isyankardır. Ya hocam şöyle bir şeye dönüştürme misin? Bunu da yani içi boş bir tepkiye dönüştürme. Bak siyasi bir akıl var orada. Ya söyleyeceğim. Siyasi akıl ne diyor biliyor musun? Adaletsiz dünyaya isyan ediyor. Şimdi şu noktalar. Bu da siyasi bir akıldır şu ya. Noktalar, söyleyeceğim abi dur. 10 binden fazla, kırmızılar 10 binden fazla öğrencinin katıldığı. Öğrencinin katıldığı yer. Gösteriler. Yani şunu yani anlamaya çalışıyoruz ya. Aynı anda. Ne oldu da bütün Amerika genelindeki üniversitelerdeki, kampüslerdeki öğrenciler ayaklandı? Neden Fransa'da ayaklanmadı? Ya da neden işte Ukrayna'daki olay sonrası ya da Srebrenica katliamı sonrası ya da işte
dünyanın başka bir yerindeki iç savaş sonucu ölen sivillerin işte o durumun sonrası olmadığı ve aynı anda nasıl organize, tamam öğrenciler hepimiz izliyoruz görüntüleri. Ama bunun arkasındaki şey motivasyon nedir? Tamam. Şimdi İsrail ve Amerika'daki Yahudi organizasyonların sebebi olarak ne diyor biliyor musun? Şimdi ben Amerika'da sadece öğrenci liderliği yapmadım. Bir devlet üniversitesinde mütevelli heyeti üyeliği yaptım. Sistem şöyle işler. Evet. Amerikan üniversiteleri federal devlete bağlı değildir. Eyaletlere kontrol olarak bir miktar bağlıdır, tam da bağlı değildir. Vakıf olsun, devlet olsun ama devlet dediğim de federal değil ha. Şeye bağlı. Eyaletlere bağlı. Bunlar finansını büyük bir kısmını bağışla toplarlar. 20 yıl öncesine kadar net rakamlarla söylüyorum size. 20 yıl öncesine kadar verilen bağışların ekseriyetine baktığınız zaman Yahudi aileler verirdi. Dolayısıyla üniversiteler üzerinde hala da etkinliği vardır. Koyun kenara. Şimdi sorduğunuz sorunun cevabını İsrail, Amerika'daki Yahudi organizasyonları ve bu çocukların protestosuna itiraz eden milletvekili ve senatörler aynen şöyle açıklıyor. Rakamlar koymuşlar. Geçen sene yapılan 2023'teki 70 milyar dolara yakın Amerika genelindeki bağışların %25 milyar doları Orta Doğu'daki otokratik rejimlerden geliyor diyorlar. Yani şuna getirmek istiyorlar. İran, bilmem artık kimse o ülkeler. Onlar bunları destekliyor. Hayır abi. Olay şu. Amerika'da her üniversitenin içerisinde bazı sivil toplum örgütleri var. Bunların üniversitelerde, her üniversitede bağları var. Bir. Fraternity'ler var, sorority'ler var. Sosyal organizasyonlar. Her üniversitede şubeleri var. College Republicans yani üniversiteli cumhuriyetçiler, üniversiteli demokratlar var. Her üniversitede şubesi var. Burada bir şeye bir tepki kararı çıktığı zaman artık benim dönemimdeki gibi bir üniversite düzeni yok. Sosyal medyadan yazıyorlar. Hadi bakalım başlayalım diyorlar. Amerika'da en kolay organize olan şey üniversiteler. Evet. Çok net bu kadar. 40 tane farklı fraksiyon. Bunlar bu arada illegal değil ha. Okul içi örgütler, okul içi kulüpler. Düğmeye bastığın zaman her yerde tepkilerini ortaya koyuyorlar. Tamam. Ha, şimdi gelelim şuna. Bu çocuklar bu tepkisini ortaya koyarken free speech dedikleri Amerika'da bir şey var. Birinci maddenin üçüncü bendi. İfade özgürlüğü. Kendilerini ifade ediyorlar. Doğru mu? Evet. Burada hiçbir sorun yok. Yalnız ben bir üniversite öğrencisi olduğumu varsayın ve dersime gitmek istiyorum. Mahmut abi de orada protesto yapıyor. İfade edebilir kendini. Yalnız ben derse girerken Mahmut abiden dolayı giremiyorum okulum şeyime. Engel binama. Mi? Kapımın önüne geçmiş Coşkun abiyle Mahmut abi. İşte bayrak tamam güzel bir şey savunuyor olabilirsiniz de ben de ders yapacağım. Bu noktaya gelip benim özgürlüğüme sıçradığınızdan polis devreye girer. Ve bu toplamalar var ya, bütün bu çocukların dediklerine sonuna kadar katılmakla beraber bu toplamalar o sınırı aşılmanın neticesinde olur. Bu da bir realitedir. Ha, gelelim 3'e. Şimdi tam bu dönemde asıl şimdi siyasi Mahmut abinin soruya geliyoruz. Seçim 6 ay var. Değil mi? Doğru sayıyorum. Kasım. 6 ay var. Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı Biden'ı böyle roket atıyorlar bu konuyla ilgili. Şimdi Türkiye'de birçok yerde duyduğum, televizyonda dinlediğim şu. Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapmış olduğu bu politikalar neticesinde, İsrail'e desteği neticesinde bu tepkiler oldu değil mi? Böyle diyorlar. Kısmen doğru ama cumhuriyetçiler diyor ki Biden senin yüzünden oluyor. Çünkü sen Hamas'la masaya oturuyorsun. Bunu diyen kim? Trump. Ona tepki var mı? Kime? Bak hoca şimdi bize şunu izah et. Amerika'yı biliyorsun ve gördüğünü de söylüyorsun. Ben şunu merak ediyorum. Bu çocukları motive eden orada eylem yapma kolay bir iş değil. Riske giriyorsun. Her türlü riske giriyorsun. Hayatın riske giriyor. Öğrenciliğin riske giriyor. Oraya gidiyorsun. Ne diyorsun? Yeter Filistin'e özgürlük. Evet. Şimdi bu çocuğa Filistin'e özgürlük dedirten nedir? Hangi ideolojidir? O demin söylediğimiz ulusalcı, küreselciyi bir tarafa bırakalım. Sağ mıdır, sol mudur, Trumpçı mıdır, Biden'cı mıdır? Ağırlığı demokrat bunu soruyorsun abi. Demokrat hocam. Bak orada ağırlığı solculuk demokrat var demek ki. Bak bir şey var orada. Ama tepki dur, var. Şeyi de söyleyeyim. Onu mesela söyleyeyim bize. Black Lives Matter hikayesi vardı ya. Ya da kadın hakları ile ilgili ya. Şeyler. Genelde bütün bu ekiplerin bu tarz reaksiyonları
aynı gruplar tarafından olur. Tamam ama grup demeyeyim. Yani şöyle söylüyorum. Bak. Aynı ideolojideki hocam, ben şöyle düşünüyorum. Tarafından bir, olur. İnsani tarafa ağır basan bir öğrenci grubu var. Evet. Ama sol demokrat grup da etkilidir. Onlar karşı çıktı. Biden'ın çelişkisi de orada. Doğru. Biden'ın çelişkisi de orada. Biden'a tepki duyan bir kitlesel dalga geliyor. Çok doğru. Biden seçime gidiyor. Ve böyle Biden'ın kendi yaşıyor. Seçmeni, bak kalıcı demokrat dedim ya, üniversiteli demokratlar. Dün bir şey yayınladılar, bildiri. Üniversiteli demokrat ne demek? Biden'ın partisinin her üniversitedeki evet. oluşumu. Bizim oylarımızı garanti görmeyin. Kime diyorlar bunu? Biden'a. Oylarımız garanti değil. %80 tepki gösteriyormuş. Yaptığın adına. Yanlış, bizim vergilerimizle İsrail'e destek olma. Kime diyor bunlar? Biden'a. Gel buraya. Biden ne yapıyor? Şu an Biden'a geleceğim. Cumhuriyetçiler diyor ki senin yüzünden bu iş bu hale geldi. Hamas'la masaya oturdun, kabahatli Biden. Dünyanın bütün ülkeleri diyor ki Biden bu iş senin yüzünden. Şu an Biden herhangi bir taraftan ya abi iyi yapıyorsun diyen bir kişi yok. Peki nasıl etki ediyor? Cumhuriyetçiler bu boşluğu bulunca İHRA diye bir şey vardır. International yasa. Holocaust Remembrance Alliance, yasa. İHRA. Bu arada yeni bir yasa değil bu. Bu 1962'lerde çıkan bir yasa. Bu yasada antisemitizm tarifi yapılmış. Tamam. Müsaade ederseniz izleyicilerimiz için bu semitizm devamlı duyuyorlar. Bir kısa izah yapalım. Çok açıklamak lazım evet. değil mi? Biblical yani Tevrat'a göre hem yani şeyin oğlu, Nuh'un oğlu, Hazreti Nuh'un oğlu tekrar söylüyorum Tevrat'a göre hem Sem ve Yafes var. Sem oğulları Araplar ve Yahudiler olduğuna inanılır. İki kardeş. İshak ve İsmail'e dayandırılır. Hı hı. Bunlara da Sami ırkı denir. Semite. Tamam. Aslında antisemitik dediğinde hem Arap karşıtı hem Yahudi karşıtı anlamına gelmeli ama yıllar içerisinde 2. Dünya Harbi ve Nürnberg mahkemelerinden sonra bu iş biraz antisemitizm şeyle adlandırılmış. Şeyle 62'deki ne geldi? 62'deki şeyle. Yahudilikle adlandırılmış. Evet. Burada işte soykırıma soykırım dememek yasaktır. Şöyledir, böyledir diye bir şey var. Şimdi bu çıkan İHRA genişletme tasarısı diyelim. Bu yeni bir şey değil. Bu genişletme tasarısıyla antisemitizmin kapsamı genişletilip bu tabirime lütfen dikkat edin. Eğitim Bakanlığı'na. Nerenin Eğitim Bakanlığı? Federal devlet. Eğitim Bakanlığı'na şöyle bir yetki veriliyor. Amerika'daki üniversitelerde freedom of speech dedikleri özgür ifade altında bu laflar edilirse, onlara geleceğiz. Siz belli yaptırımlarda bulunun. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Başta ne dedim? Amerika'daki üniversiteler nereye bağlı? Eyaletlere. Federal devletin bunlar üzerinde bir yetkisi var mı? Yok. Amerikan Anayasası'nın 10. maddesinde de vardır yeri. Peki o zaman ne var? Federal bazı fonlar var. Federal fonlar en çok gittiği 50 üniversiteye bakın. Söyleyeyim mi birkaç tanesini? Ya biraz hocam, önce ben adı geçen. Şunu merak ediyorum. Bunun uygulanıyor olup olmasından önemli olan Amerika gibi bir dönemin hür dünyanın merkezi, demokrasinin beşiği bir yerde böyle bir diyor. Yasa çıkartılıyor olması. Bu dehşet verici değil mi? 62'den beri bu arada abi. 62'den beri yani yeni değil onu da söyleyeyim. Ama tamam da orada böyle antisemitik. Ya diyor ki medya Yahudiler, Siyonistlerin elindedir diyemezsin gibi. Şimdi hangi şunlara kısaca bakalım başlıklara. Aslında ABD İsrail'i kayırıyor. O şeyle bunlar birlikte suç mu mesela? Suç sayılacak olan neler suç sayılacak? İsrail ırkçıdır. Yeni yani şeyden geçen ek maddeler. ABD İsrail'i kayırıyor demek suç. Suç. İsrail ırkçıdır demek suç. Bu da antisemitik olarak. Bu enteresan değil mi hoca? Bu suç derken nasıl bir suç mesela? Yani işte ne oluyor? Nefret suçudur belki. Ne bilmiyor onu siz yaptırımı bileceksiniz. Yaptırımı işte, nedir onu Amerikan onu, yasasına biraz göre. Biraz önce tam onu söylüyordum. Tamam. Şimdi bir başka İsrail'in politikaları Nazi politikalarına benziyor. Diye, demek. O öbüründe de vardı bu yasak. Arada onu genişletmiş. Yasak. Olacak. Yahudiler siyaset ve medyayı kontrol ediyor demek bile yasak. He. Yani ya yıllardır işte özgürlükler ülkesi işte şudur budur vesaire denilen ülkede böyle Amerika'yı bir şey. Amerika'yı İsrail'den daha çok eleştirebilirsin şu an. İfade evet. özgürlüğünün rafa kalktığı bir. Var olsun Amerika diyebilirsin, yani İsrail bir diyemez. Dönemden bahsediyoruz o zaman. Yalnız şimdi bir şunu söyleyeyim. İsrail noktasında. Bir, suç sayılacak diyoruz ya. Evet. Şunun bir adını koyalım. Antisemitizmin tarifi genişliyor. Hı.
Bunlardan birini dediğin zaman polis seni içeri almıyor. Hakkında dava açılmıyor. Önce bunların bir netleştirelim. Ama yeteri kadar rezil bir durum. Rezilliği de şu. Milli Eğitim Bakanlığı'na diyorsun ki bu protesto olan üniversiteler var. Mesela Kolombiya ilk 50'de fon almada federal devletten. UCLA içinde, UC Berkeley içinde. George Washington yok, Washington University içinde. Bu üniversitelere gerekirse fonu kesebilirsin. Başlı başına bu bile, yani suç algısını bırakın kenara. Başlı başına şu bile, bir insanın kendini ifade etme anayasanın birinci maddesinin üçüncü bendiyle çatışıyor. Ben size daha önemli bir şey söyleyeyim. Okul başkanlığı yaptım. Ben siyaset bilimi okudum. İsrail-Filistin konusuyla ilgili konuşmacı çağırırdım. Profesör. Filistinli profesör. Şimdi Filistinli profesör okula gelip ne diyecek? Söyleyeyim mi? Ne anlatacak adam? İsrail iyi yapıyor. İsrail sakın mı anlatacak? Yani Filistinli bir profesör. Adam yani yaptım bunu okuduğum yıllarda. 47'den beri mağdur olmuş. Adamın şu an ne demesini bekliyorsun? Adam eğer bir profesör konuşması sırasında, bu ben de olabilirim ki yapıyorum da yani. İsrail'in şu yaptığı yanlıştır, şöyledir, böyledir dediğin an o üniversite de suç işlemek demeyeceğim de ne diyelim? Üniversitenin fonunun kesilmesine sebep oluyorum. Sebep çünkü üniversite beni orada konuşturduğu için. Bu başlı başına şu. Mesela, bu konuyla ilgili antitezi olan insanlar okula gelip konuşmasının önüne geçiyorsun. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Biri bunu Supreme Court'a taşısa patlar. Yüksek mahkemeye taşısa. Ben iddia ediyorum. Yüksek mahkemede, Amerikan Yüksek Mahkemesi bu kararı devirir. Hocam bak oradaki problem şu. Ya Temsilciler Meclisi'nin 320 üyesi oy veriyor buna ya. Dehşet verici olan bu. Yani hocam şimdi, senin demene göre suç yanlış tanım. Doğru mu? Yanlış tanım değil ama cezai müeyyideleri öyle zaman, anlaşıldığı gibi değil. O zaman şöyle sorayım Burak hocam. Yani şimdi Avrupa'da mesela Yahudi soykırımı yoktur demek suç. Değil mi? Ermeni soykırımı yoktur demek hapis suçu. Fransa'da. Gerçi o da patladı. İşte o da patladı. İsviçre. O da patladı. Almanya'da Yahudilerle ilgili inanılmaz bir halletti. Pozitif ayrımcılık var. Hani bütün bu olup bitenler yani benzer bir şey Amerika için de hazırlıyor olabilir mi? Yani Amerika'da da 5-10 sene sonra bunları görür müyüz? Görmeyiz. Tam tersi olacak. Göreceksiniz. Şu iş var ya. Bu iş bak Amerika'nın varoluşu, Amerikan tarihçisi olarak söylüyorum. Amerika'nın varoluşu belli şeyler üzerine dayanır. İç politika, bırakın dış politikayı. Bugün şunla birlikte siz Amerika'nın üzerine kurulduğu en önemli şeyin özgür ifadenin önüne vaf diye bir tane böyle bıçak vuruyorsunuz. Amerika'da çok 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 büyük bunun uygulanması durumunda uygulanamaz diyorum. Farklı bir yere gider hikaye. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu daha yasaması değil. Şimdi senatoya gidecek. Tabii. Yani şahsi fikrimi söyleyeyim mi? Başkana gidecek falan değil mi? Önce senatoya. Eğer seçim dönemi olmasa ya muhtemelen geçmeme ihtimali de olabilir derdim. Ama tam bu sattığım halde vallahi geçebilir. Biden'a giderse onaylayabilir. Biz yayına çıkmadan bir saat önce Washington Post'tan bir haber düştü. Biden için arasına Filistin meselesi ve Hamas'la mesafe koymak için fırsat. Bak şimdi biz Türkiye'den baktığımızda hep ne diyoruz? Biden'ın verdiği silahlarla İsrail vuruyor diyoruz değil mi? Adam da diyor ki Biden Hamas tarafında. Hamas'la arasında mesafe koymak için bunu imzalaması bir fırsat. Orada bir baskı var. Böyle bir ekosistem içerisinde. İş politika sonucu öyle bir şey. Şimdi uzun lafın kısası toparlayayım müsaadenizle. Buyurun. Bu hadisenin Amerikan seçimlerine şu aşamada etkisi var mı? Yok. Yani yok derken rakamsal olarak söylüyorum yok. En son yapılan kamuoyu yoklamasında bu hadise hala Amerikan seçmenine, Coşkun abinin biraz önce sorduğu, Tezcan Bey'e sorduğu soruyu. Mustafa Tanyeri. Affedersiniz. Mustafa Bey'e sorduğu soruya da bir ek yapayım yani sana destek mahiyetinde abi. Hala öncelikli değil. Üniversitelerde çok çabuk öğrenciler Mahmut abinin sorusuna da cevap organize oluyor. Ama okulun dışında bu çocuklarla alakalı üniversite camiasının dışına sokaklara yansımış bir şey var mı? Yok. Peki Biden'a oy verenler oluyor bazen. O şunla karışıyor onu da söyleyeyim.
Washington'dan örnek vereyim. Gitsek desem ki ben size şu George Washington Üniversitesi'ne beni götürün. Bulamaz kimse George Washington Üniversitesi'ni. Çünkü Washington her yeri George Washington Üniversitesi. Yani Mahmut abi hatırla. Evet. İşte birlikte de gittiğimiz evet. oldu. Sağın şu bina, arada ama bir tane dükkan var. Öbürü George Washington falan. Ama Georgetown öyle değil. Hmm. Kapısı var. Kapısı, giriyorsun bayağı kampüs. Şimdi o milletin George Washington'ın önünde çadırlar kurdukları dediği yer var ya. Evet. O aslında bayağı belediyeye ait sokak. Ha. Lafayette Park'ta gör. Daha geçen gün mesela Lafayette Park'ta 5-10 kişi çadır değildi ama protestosunu yapıyordu. Evet. Şimdi o yüzden bu halk tepkisi gibi geliyor ama kampüs üniversitelerinin dışına, yani çok net söylüyorum bir hafta önce, çok böyle halk nezdinde sokaklara taşınmış büyük bir infial var mı? Hayır, yok. Çok net. Peki. Ama bir şey oluştu diye düşünüyorum ben hoca. Yani ne oluştu? Mesela demin Mustafa Sanyeri de söyledi. Şimdi haberlerde bazı gazeteler falan hakikaten öne çıkartıyor bunu. Ya yani hocalar konuşuyor. Mesela ben Naomi Klein diye bir kadının, okumuşsunuzdur belki. Onu da yarınki yazımda yazdım. İnanılmaz bir konuşma. Bir Yahudi ama o profesör öyle bir eleştiri yöneltiyor ki. Dalga dalga büyüyeceğiz. Ya geliyoruz. İnanılmaz yani. Bence o sokağa da yansıyacak diye düşünüyorum. Nereden yansıyacak? Çünkü hakikaten makul bir şeyi savunuyor. Ben hani ortalama vatandaş, özellikle demokratların çok etkileneceğini düşünüyorum. Yani demokrat seçmenin bundan etkilenebileceğini düşünüyorum. O yüzden seçimde tabii şu anda var mı yok mu ama daha önceki araştırmalarda hep şu söyleniyordu. Obama'ya oy verecek kitlelerin önemli ölçüde bu İsrail-ABD ilişkilerinden etkilendiğini söyledi. Biden'a. He? Biden'a diyorsun. Şimdi evet ya, Biden nereden Obama çıkardın diye. Obama doktrini hep kafama takıldığı için. Aynı hepsi. Evet. O zaten bir çizgi yani, o çizgi evet. Şöyle söyleyeyim, bugün itibariyle, ama bak ben rakamlar ve tarih itibariyle konuşurum. Bugün itibariyle ilk 10'da bile değil ama 2 hafta sonra yine ilk 1'e gelmez de ekonominin önüne geçmez. Çünkü buradaki çok önemli bağ, çocuğun ne dediğini söyledim ya size. Her üniversitede, her kampüsteki protestocu aynı şeyi söylüyor. Benim ekonomik sıkıntı çektiğim bir dönemde, bakın bu lafın altını çiziyorum. Çocuk diyor bunu, Amerikalı. Ekonomik sıkıntı çektiğim bir dönemde benim taxpayers money derler ya, vergilerimle neden bir katliama destek veriyor? Destek veriyor. Bu cingar çıkarır mı? Şimdi i̇şte bu çıkarır. Liberal bir bakış açısı. Bu hepsini söylüyor, evet, söylüyorum. Yani. Şimdi bir konu başlığı daha var. Onu da hızlıca bakalım. Ondan sonra sınır ötesi Irak, PKK'ya yönelik operasyonlara biraz daha detaylı bakacağız. İsrail'e yönelik Türkiye'nin uyguladığı kısıtlama, ambargo. 7 Ekim'den sonra Türkiye kademeli olarak İsrail'e yönelik ticari ambargo uygulamaya başladı. Ve son olarak da artık ticaretin tamamı kesilmiş oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir şimdi İsrail'in buna karşı bir tepkisi var. Bir Amerika ayağını da birazdan daha detaylı soracağım ama öncelikle şu ticaretin tamamen kesilmesini sorayım. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bak, 7. ayı dolduran bir süreç yaşıyoruz. Hakikaten evet. Bir dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor. Buna karşı dünyanın verdiği refleks yeterli mi değil. Meseleyi evet. Çözemiyorlar. Türkiye'nin verdiği tepki başından beri hakikaten belli bir ölçüler içerisinde ve hakikaten de yani İsrail devletini yerli yerine oturtan bir tepkiydi. Şu ana kadar geldi. Bu tepki bence artık en üst noktaya geldiğimiz noktadır. Ben bunun bir adım sonrasında gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hava koridorunun kapatılması gibi, benzeri şeylerin yapılması gibi. Bu ama Türkiye'nin yaptığı bu karar, bu attığı bu adım çok sıradan bir adım değil. Bence diğer ülkeleri de etkileyebilecek, belki de ağırlıkla da İslam işbirliği dediğimiz, İslam ülkeleri dediğimiz, Arap coğrafyasını da kapsayan o ülkeleri de motive edecek ya da zorlayacak, daha doğrusu zorlayıcı diplomasi dediğimiz şeyi devreye sokacak bir karar diye düşünüyorum. Çünkü artık bir biçimde bir tavır koymak gerekiyor. Çünkü bakıyorsun ki büyük ihtimalle de son 10-15 günde hem Dışişleri Bakanı'nın izlenimleri, görüşmeleri, o küresel güç odaklarının başta ABD olmak üzere, İngiltere olmak üzere bu meseleyi çok da fazla çözüm noktasında yaklaşmadıklarını düşündükleri için Türkiye artık bu kararı almak gereğini hissettiler diye düşünüyorum. Bu karar aynı zamanda dediğim gibi bütün o beklentisi yüksek olan ülkeler diyoruz, işte İslam ülkeleri, Arap cumhuriyetleri neyse, onları da motive edebilen, onları da zorlayan bir karar olacak. Coşkun Başbuğ, bu tam da bu noktada
İsrail işte bu kararlı ticaretin durdurulması kararı sonrası yine işte mesela başta İsrail Dışişleri Bakanı işte İsrailli kabinesinin üyeleri çeşitli tehditlerde bulundu Türkiye'ye yönelik. Bunun işte çok ciddi bir şekilde karşılık vereceğiz, yaptırımları olacak şeklinde. Ben de o tarafını sorayım. Yani İsrail buna nasıl bir karşılık verebilir, ne yapabilir buna yönelik Türkiye'ye karşı bir blok, bir girişim vesaire başlatır mı? Onu zaten baştan beri deniyor da. Hı. Bizim ilk günden beri duruşumuz, meseleye bakış açımız belli. O nedenle hatırlarsan Türkiye'yi itham eden bir takım iddialarla ortalığa döküldü İsrail. Evet. Karşılığı olmayan iddialar neydi? O iddiaları tırnak içinde Hamas terör örgütü. Bunun önemli bir kesimi Türkiye'de barınıyor. Hamas yönelik operasyonlar başlayacak. Bu operasyonlar Katar, Lübnan ve Türkiye'de gerçekleşecek. Dedi, gereğini yaptık, cevabını verdik. Şimdi aynı İsrail, Türkiye'ye bakış açısı değişti mi zannediyorsun? Hayır. Çünkü şu süreçte, hani az önce neyi tartıştık? Üniversitelerde ne oldu da bir anda bu bilinç oluştu? Veya hani bu süreç içerisinde bu dünyanın geneline yayılan protesto eylemlerinin esas temel teşkil eden gerekçeleri ne? Bana göre Türkiye'nin aldığı tavır, Türkiye'nin bu konudaki dünyayı beslediği bilgi kaynağı. Yani bizim Türk medyasının, ben bu konuda hakkını veririm, süreçte oradan haberlerle hani paylaştığı görüntüler, haberler, bilgiler bana göre dünya kamuoyunda ciddi yankı buldu. Hatta yakından takip ettiğim bir süreç, Adalet Divanı'na giden dosyanın içerisinde işte o bizim 7 aydır yapmış olduğumuz haberler, sizin yaptığınız haberler, evet, görüntüler davaya delil dosya, yani delil diye kondu. Dolayısıyla İsrail zaten Türkiye başından beri inanılmaz hasmane bir tutum içerisinde ve sürecinde zaten bu noktaya gelmesinde, peki, Türkiye'nin buna ön ayak olduğunu biliyor. Şimdi bu ambargoya karşılık hani İsrail'in değil de diğer ülkelerin bana göre ne yapacağı bizi daha çok ilgilendirmeli. O anda bakacağız. Çünkü biz Adalet Divanı olsun, bu konuda olsun öncüyüz ve şunu bekliyorsun insanlık olarak. Diyorsun ki arka arkaya ülkelerden buna destek ve benzer yaptırımlar gelir. Gelmiyor kardeşim. Gelmiyor ya. Biz oynuyoruz, biz çalıyoruz. Özellikle de ben ilk günden beri adlandırdım, dillendirdim. Bir abluka İsrail'e. Yani hiçbir şey yapmıyorsan onu yap bari. De ki sana kapıları kapattım kardeşim. Benden yana sana ticari hiçbir mal geçmeyecek ve ambargo uyguluyorum. Havadan istediğin nakli yap. Dönmez o değirmen. Evet. Dolayısıyla hani öyle söz benden al. Bu süreçte Türkiye'nin atmış olduğu adım önemli. Ama der misin bu kar topuna dönüşür, bir anda dünya bu sürece destek verir, katılır? Ben öyle bir ümidim yok. Arap ve İslam ülkeleri dahil sevgili Orhan. Peki Burak Hocam, şimdi yani İsrail'e yönelik bu ticaretin yasak, yani durdurulması kararı sonrası işte acaba İsrail'in dediğimiz gibi hani bu noktada Türkiye nasıl olumsuz etkilenir, etkilenir mi şeklinde sorular vardı. Yani yine aynı günlerde Türkiye İsrail'e karşı Netanyahu'ya yönelik bu soykırım davasına müdahil olacağını da açıkladı. Yani İsrail'in yapıp vereceği tepkilerden çok Amerika'nın vereceği tepkiler merak ediliyordu. Şimdi yine Washington yönetiminden bir açıklama var. Çok üst düzeyden değil ama yine Washington yönetiminin görüşünü belki de açıklayacak. Ne zaman? Dün Cuma günü. Cuma günü yapılan açıklama diyor ki bu iş, yani İsrail'le işte İsrail'in ticaretini yasaklaması, Türkiye'nin ve işte soykırım davasına müdahil olması iki ülke ilişkilerini etkilemez. Amerika-Türk ilişkilerini etkilemez şeklinde bir çıkış vardı. Katılır mısınız? Türkiye'yi olumlu ya da olumsuz etkiler mi? Şimdi bir kere bakın, bu iş biraz iç siyasetle Türkiye'de polemik meselesi haline geliyor ama biraz yanlış o iş. İç politikaya döndürülmesi yanlış. Neden? Ekonomik kararlar vardır dış politikada alırsınız. Evet. Tamamen ekonomik. Stratejik kararlar vardır. Bir de politik kararlar vardır. Şimdi bakın, inanın çok samimiyetle bıraktım iki partiyi, üç partiyi ne düşündüklerini. Türkiye, ben ne yalan söyleyeyim, şu karardan mutluyum ya. Yani vatandaş olarak söylüyorum bunu. Neden biliyor musunuz? Bir katliam var. Elinizden çok şey gelemiyor. Ülkeniz bir tavır koyuyor.
hatalı bir tavır değil. İnsanlar katil oluyor. Tamam mı? Bunun karşısında da ben seninle iş yapmayacağım diyor. Ha, bununla ilgili şu eleştiriler yapıldı. Türkiye içinden bahsediyorum bu arada. Ya zaten ekonomik olarak sıkıntımız var. Şimdi şu kadar para daha bulmak zorundayız. Böyle de sıkıntı var. Şimdi bu ayrı bir mesele. Bunun hesabı kitabı yapılmaz. Ya tarihin en büyük katliamlarından biri ya önümüzdeki. Bizim bu kararımızdan sonra bir gün olmadı. Yani 20 saat, 18 saat önce falan İsrail'den bir açıklama geldi. Hepiniz onu gördünüz zaten. Türkiye ile ticaretimizi bitiriyoruz. Zaten biz bitirdik. Onlar da biz de bitiriyor. Onlar da bitiriyor. Ama daha önemli orada bir laf var. Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı destekleri ve desteklemiyorlar da yardım da demiyorlar. Türkiye'nin Gazze'ye yapmış olduğu ticareti tabirini kullanmışlar. Kesiyoruz. Yani yardım gidemeyecek anlamda mı? Evet. Benim anladığım o. Şimdi bu önemli. Ve vahşice. Tamam yani bu ayıp yani. Geçtim. Senin için. Yani, senin için ayıp. İsrail için. Yani, zaten ne yolluyoruz ki oraya? İnsanların hayatta kalması için. Yiyecek yolluyorsun, tıbbi malzeme yolluyorsun. Neyse. İkinci cümlesi daha önemli. Avrupa ve Amerika'daki dostlarımızdan ve müttefiklerimizden. Kim söylüyor bunu? İsrail. Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve kısıtlamalar getirmesi konusunda baskı yapacağız. Tepkisi bu. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazen dünya tarihi bunlarla doludur. Kendinizi her yerde görebilirsiniz, en güçlü görebilirsiniz, en büyük görebilirsiniz. Ama o limitleri bir aşar, bir yerde bir patlarsanız, tabiri caizse karizmayı çizdirmek derler ya, o böyle iplik söküyor mu derler, böyle çırırırt diye sökülür. Şarap söküyor. İsrail'in yapmış olduğu Amerika'daki şu yasa bir, Türkiye'ye olan bu tavrı iki, Gazze'deki fütursuz katliamı 3, bütün bu hadiseler İsrail'in dünyadaki politik gücünü hem de yüzyıllardır devam eden politik gücünü sıfırlamaya doğru gidiyor. Bak çok ciddi bir noktadan bahsediyorum. New York Times'ın bir manşeti vardı. Var yani, bu evet. Türkiye'nin bu ticaret yasağını açıklaması sonrası İsrail izole olmaya bir adım daha yaklaştı şeklinde bir açıklama yani. Ekonomik olarak soruyorsunuz. Peki destek gelir mi Burak Hoca? Duymadım abi. Destek gelir mi diyelim ki mesela hadi Arap ülkelerini demiyorum, İspanya gibi ülkelerden gelir mi böyle şey? Gelmez. Yani benim kişisel kanaatim, ben sanmıyorum çünkü Türkiye İsrail'le ticari ilişkilerini neden kesti? Ya 40 bin insan diyoruz ya. Yani bundan dolayı kesti. Ve şu ana kadar bu en net ve en cesur adımı atan dünyada ülke Türkiye. Yok ki başka zaten. Zaten gelseydi o dediğin büyük elçi çağırıyorlar. Başka da bir numara yok. Evet, başka şimdi yok. Ticaret olarak bakınca şu ana kadarki en büyük değişiklik şu. İsrail'le biz çok kriz yaşadık. Mavi Marmara, işte büyük elçi koltuk skandalı, daha böyle sayın aklımıza gelen bir sürü şey yaşadık. Ama hiçbirinde Türk-İsrail ticari ilişkileri bozulmadı, etkilenmedi ve yükselerek gitti. Ama ilk defa ilişkiler ticari olarak kesiliyor. Şunu da unutmayalım. İsrail ile Türkiye'nin ticareti tabii önemli ama en önemli ticaret partnerimiz de değil. Değil. Dolayısıyla bu ne İsrail'i bitirir ne bizi bitirir. Bir böyle hafif... Karınca misali safın benim. Yani çok ölümcül bir durum değil. 9 milyar dolar az değil hoca. Ama yani öldürmez anlatmak istedi hoca. Şimdi bir Almanya ile Avrupa Birliği ile ticaret kesilse yandı günüm keten elva sıkıntı. Ama bu İsrail'e de bize de tatsızlık. Alüminyum mesela. Bu tabii daha çok siyasi tepkisi ağırlığı olan bir karar. Ekonomik işte. Ama siyasi etkisi siyasi çok olabilecek. Siyasi etkileri daha fazla. Benim ama esas merak ettiğim hepimizin işte sorduğu, konuştuğu gibi bu işe destek gelir mi? Bazen uluslararası ilişkilerci olarak ya bir umut diyorum. Acaba diyorum. Hala dünyada kaldı mı diyorum. Göreceğiz ama sonra da pek sanmıyorum. De destek hocam, gelecek gibi durmuyor. Açıkçası hayır oylaması yaptı. Orada ben bittim. 193 ülke. Hadi Amerika'yı İsrail yanında 3-5 avanesini çık. 180 ülke katıksız katılır ve hayır der diye bekliyorsun. 150'de 153'te kaldık. 40 ülke kimi çekimser, kimi
oylamaya gelmeyerek, evet, kimi de hayır diyerek tavır aldı. Ki ateşkes yani. Ateşkes ya, bak başka hiçbir şey yok. Evet. Yani 40 ülke ben İsrail'im demek istedi aslında orada veya destekliyorum demek istedi. Ben şeye, oradan ben sonra bekliyorum, ben İstanbul ülkeleri toplantısı olacak önümüzdeki günlerde herhalde. Kaç kere toplandılar hocam yani, bir karar çıkmadı henüz. Öyle mi? Kaç kere toplandılar? Orada. Hayır, orada daha önce Türkiye'nin önerileri de vardı. Türkiye'nin önerileri vardı ama 5 işte, ülkenin önerileri vardı. Şimdi, o geçen hafta Suudi Arabistan İsrail'le normalleşmeyi tekrar konuşalım falan demeye başladı yani. Orhan bütün İslam aleminin vicdanı oldu, sesi oldu. Evet. Kaç defa toplandık bir şey çıkmadı dedi. Doğru tespit. Çıkmadı yani. En somut adımı atan yine Türkiye oldu. Şimdi biraz daha yakına gidelim mi Coşkun Hocam? Sizinle gidelim. Birlikte buyurun isterseniz. Irak. PKK terörüyle yıllardır mücadele ediyoruz ama artık PKK'ya öldürücü darbeye doğru giden bir noktadayız. Yani son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ziyareti, Erbil'e gidişi, Irak Merkezi Yönetimi'nin 33 yıl sonra Türkiye sınırına gelip burada TSK ile birlikte ortak hareket etme planlarını yapması, Peşmerge'nin yığınak yapması çok inanılmaz bir durum. Yani bir 5 sene 10 sene öncesine göre Kuzey Irak'ta çok büyük bir değişim var. Ve PKK'ya öldürücü darbeye vurmaya da artık günler kaldı. Geri sayım başladı. Orhan şunu söyleyeyim. İlk defa bu kadar yaklaştık. Evet. Daha doğrusu Irak ilk defa bu kadar yaklaştı. Biz zaten yakınındayız da. Irak hani ne derim veya nasıl tasvir edeyim? Huzur, barış, istikbal, bolluk, gelecek, zenginlik. İran bir adım ötesinde ama bir türlü o eli uzatıp onu bugüne kadar yakalayamadı. Evet. Şimdi o kadar yaklaştı ki ve hani son 3-4 ay maksimum Irak bu durumda şu an olduğu pozisyonda kaldığı sürece kazanan ülke olacak. Ve birazdan çok alıntı yapacağım. Sayın Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımız. Evet. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda tarihi cümleler kurdu ve cümlelerden biri de şuydu. Bizimle olan kazanır, karşımıza geçen kaybeder. Bu çok net. Şimdi burada dediğin gibi önümüzdeki günlerde, haftalarda biz çok önemli olayları konuşuyor olacağız. Evet. Peki o zaman şöyle biraz ufuk açmak adına bir benzetme yapayım. Az önce konuştuğumuz konuyla bu konu birbirinden bağımsız konu mu? Yoksa birbirini etkileyen, birbirini tetikleyen bağlantılı konular mı? Bunu iyi okumak lazım. Hı. Niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü siz yılanın başını Kandil'de o mahlukat var, Murat Karayılan. Kastım o değil ama soyad benzerliğinden onu da anmış olalım. Yılanın başını Kandil'de, yılanın başını gene Karacak'ta, Sincar'da ezdiğin zaman kuyruk Washington'dan, kuyruk Tel Aviv'den oynayacak. Niye? Çünkü şurada yaşananların hepsi o coğrafyayı doğrudan etkiliyor. İsrail'in bugüne kadar efeliği neredendi? Amerika niye buralarda duruyordu? Evet. İsrail'in güvenli diyordu ya kardeşim, İran var orada tehdit diyordu. O nedenle ben Irak'ta, Suriye'de olmak zorundayım diyordu. Evet. Ha şimdi o tuzak bitti. O oyun çöküyor. Şimdi bu değişen yeni ne? Buradaki yeni ne? Yani onu sorayım ya. Bağdat yönetimiyle işte ortak harekat merkezi. Efendim Erbil'in olası bir PKK'ya karşı bir operasyonda Türkiye'ye destek veriyor olması. Yani buradaki yani Bağdat yönetiminin buraya bu noktaya kabul noktasına getiren başlıkları sizden bir dinleyeyim. Ondan sonra tabii ki şimdi hem operasyonun zamanlaması açısından da ne anlamı ifade ettiğini ve son olarak da belki de bu operasyona bölgede kim karşı çıkar? Şimdi sondan gelerek cevaplayalım. Şimdi biz ülke sınırları içerisinde Sayın Erdoğan'ın bir sözü vardı bu millete. Evet. Dedi ki bu dedi sezonun sonunda terörü ülke gündeminden çıkaracağız dedi. Evet. Allah'a şükür çıktı. Şu an Doğu'da, Güneydoğu'da artık terör yani gündemde 10. 15. maddelere düştü. Ki o kalan çapulcular da kendi yaşamını kurtarmanın derdinde. Hı hı. Öyle bir eylem yapayım, bir işte gösteri yapayım. Bunlar bitti. Peki tehlike geçti mi? Yok. Baksana yanı başımıza şu çizdiğin tabloya. Bataklık. Burayı kurutmak lazım. İleride tekrar metastaz yapmasın diye. Buraya yetiyor mu? Yok. Al. Suriye. Keza aynı şekilde. Evet. Bu iki coğrafyayı bir şekilde temizlemek lazım. Ya ikisini aynı anda ya da birinden başlayarak da bu süreci yürütmek lazım. Şimdi niye zamanlama diye vurgu yaptın? Doğru bir tespit. Bu iş soğutmaya gelmez. Yani sen kendi ülke içindeki
terörle mücadele bitirdikten sonra bir yıl dinlenelim, seneye de bakarız Irak diyemezsin. Sıcağı sıcağına yılanın kafasını koparmak zorundasın. Evet. İşte bunu yapman için de atman gereken adımlar var. Bir, teklif götürmek. İki, teklif karşılık bulma takdirde kendin sahaya inmek. Biz şimdi ilkini yaptık ve Irak ilk defa bana göre 91'den bu yana işgal altında bulunan Irak ilk defa doğru bir duruşla dedi ki ben dedim senin bu teklifine varım, sana da güveniyorum. Birlikte burada ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Evet. Bunun üzerine Aralık ayındaki görüşme gerçekleşti. Bunun üzerine 4-5 aylık hummalı bir çalışma yürüdü. Hem de sadece terörle veya Milli Savunma Bakanlığı nezdinde değil. Ulaştırma Bakanlığı, bayındırlık işleri, sağlık işleri, İran sorunları, su sorunu gibi birçok başlık masaya yatırıldı. Hmm. Ve dediler ki bir yerden başlamak lazım ama bu bir yerin başlangıcı terör olmalı. Niye? Ben burada eğer sana su sorununu çözeceğim, sen burada eğer barajını vesaire işte ıslah edeceğin yollar, su yolları gibi projeleri yapacaksan, öncelikle bu belanın ortadan kalkması lazım. Kalkınma yolu dahil. Şimdi biz değişen ne dedin ya, ilk defa İran burada topa girdiğini artı başka yapıların da güdümünden çıktığını görüyoruz. Hmm. Yani Amerika'dan, yani İran'dan kurtulduğunu görüyoruz. İran'dan kurtuldu mu peki yani? Tam anlamıyla değil, tam anlamıyla değil asla. Çünkü 91'den bu yana bölgede paslaşan bir İran-Amerika gerçeği var. Hatta benim bir tanımım vardır. Amerika tepside sundu Irak'a İran'a diye. O süreçte iki yapının da bu bölgede nüfuz etmiş çok sayıda kirli iş ve ilişkileri var. Bunu bir anda böyle alınan kararla hepsini defetmem mümkün değil. Ama burada mühim olan şu, siyasi iradenin kararın arkasında durması, güç elinde. Bu engellemelere rağmen direnmesi, dayanması. Şu ana kadar başardı Irak. Keza bir başka yer Erbil. Evet. Biliyorsun Irak'ı üçe böldüler fiilen. Şii, Sünni ve Kürtler olmak üzere. Yetmedi, Kürtleri ikiye böldüler. Süleymaniye ve Erbil diye. Şimdi bak Erbil ayrı, Süleymaniye ayrı telde. Ve biz dedik ki gelen gelir, gelmeyen benim için desteği sürdürürse hasımdır dedik. Ve Erbil ve Bağdat'la ilişkileri başlattık. Şimdi Bağdat bunun üzerine ne yaptı? Tam onu söyleyeceğim. Şimdi yani 33 yıldır kendi sınır güvenliğini korumayan bir ülkeden bahsediyoruz. Doğru. Irak ordusu bu sınırda yok ve bu sınırda olmadığı için burada bir yönetim ve güç boşluğu oluştu ve terör örgütleri burayı kapattı. Tıpkı Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi DAEŞ'i, PKK'sı, YPG'si. Peki yani Türkiye Bağdat yönetiminden şunu mu söylüyor? Gel kendi sınırlarını koru yani. Orhan güzel bir yere getirdin. Oraya mı getirmeye çalışıyor? Yani Irak onu yaparsa bir şekilde hani o koridor kesilmiş oluyor mu? Bak güzel bir yere getirdin. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Evet. Sınırı koruyan tek ülke biziz. Evet. Yani bizim zaten handikapımız oydu veya şikayetimiz sistemimiz. Kardeşim burası Suriye sınırıysa ben burayı koruyorsam sen de şurayı koru. Suriye ordusu yok orada mesela yani. İşte yıllarca yol geçen ana döndü bu. Aynı şekilde Irak. Ya geç şuraya koru sınırlarını. Yani ben illa bütün sınırı korumak zorunda değilim ki bu iş karşılıklı iki ülkenin işbirliğiyle olacak işler yapmadılar. Niye? Çünkü arkada başka işler ve başka güçler vardı. Şimdi ilk defa dediğin gibi sınır muhafızları geldiler buraya. Muhtemelen biz hani Suriye Milli Ordusu'na yaptığımız gibi bu bölgede gerekli temizliği yaptıktan sonra teslim edeceğiz, al buna sahip çık diyeceğiz. Yine aynı şekilde bahsettiğim diğer coğrafyalarda da bunun geliştiğini ve ilerlediğini göreceğiz. Aynı zamanda Erbil'in de işte burada yeni bir saha yapılanmasına gittiğini göreceğiz. Şimdi burada Ortak Harekat Merkezi, oraya bir başlık açtın, onu hemen okuyalım. Ortak Harekat Merkezi, bütün Irak coğrafyasında yürütülecek olan operasyon ve harekatların tek elden yönetimini sağlayacak kritik bir merkez. Evet. Bu merkezin esas bağlı olduğu nokta Ankara. Ankara'nın kontrolünde ve emrinde olan harekat merkezinde diğer unsurlar kimler? Erbil ve Bağdat. Niye? Çünkü biz asker güç olarak, sahadaki hakimiyet olarak ikisini de bölgede kontrol edecek bir güç ve kudretteyiz. Yani bizim önderliğimize yürüyecek olan harekat ve operasyonlar kısa sürede sonuç getirir. Çünkü imkan kabiliyet bizdeki Bağdat'a nazaran, Erbil'e nazaran kıyaslanmayacak derecede farklı durumda. Bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Erbil ve Bağdat'ın samimi olarak seninle bu işbirliğine gidecek. İşte bir takım planlamalar, operasyonlar, yerel veya işte genel. Aynı zamanda da seninle irtibatı sağlayacak bir takım
taktik tertiplenmelere gitmeleri gerekiyor. Ben işte buradaki o hareketi öyle görüyorum. Şimdi, yani bir taktik tertiplenme var. Peşmerge'yi de Barzani'yi de soracağım ama bir virgül koyup Burak Hocam'a da tam bu noktada aslında yani biz işte PKK'ya karşı bir topyekün bir Irak'ın kuzeyinde bir harekattan, bir operasyondan bahsediyoruz. Kim var bu işin içerisinde? Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri var. Yıllardır bu bölgede zaten kamp ve çeşitli askeri unsurları bulunduruyoruz. Kim var başka? Irak Merkezi Hükümeti var. Kim var? Peşmergeler var. Barzani yönetimi var. Öteden beri PKK ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağları da biliyoruz. Organik bağları da biliyoruz. Biz tamam PKK'ya bir operasyon yapacağız. Onu konuşuyoruz. İşte taraflarla masa yatırdık ama Amerika peki bunu bütün olup bitene ne diyor ya da ne der? Şimdi bakın operasyon ne zamandı? 2001 değil mi? Yok 2003. Irak operasyonu. 2001. 2003. 2001'de 11 Eylül oldu mu? Evet. 2003. Yani ne olmuş? 21 sene. Vay. 21 sene. Bir de 90'daki var. 90'daki var. 91. 30 küsur sene. O kadar zamandır şurası insanlar bıktı. Iraklı da bıktı. Evet. Kürdü de bıktı. Türkü de bıktı. Hepimiz bıktık. Ve bütün bu bıkmanın tek sebebi ne biliyor musunuz? Orada vekalet gücü mü diyeceksin, ne diyeceksen. Orada benim adamlarım bir şekilde İran'ı, Türkiye'ye, Suriye'ye, Irak'a karşı mevcut bulunsun diyen bazı aklı selimler. Şu PKK hadisesi Irak'tan temizlendiği zaman Irak'ın ekonomisini görecek herkes. Irak'taki peşmerge diye tabir ettiğiniz devamlı Kürtlerle, PKK ile alakası olmayan Kürtlerle, Bağdat yönetimiyle, hatta Şiilerle Irak'ta nasıl bir güzel, otağı tarih öncesi dönemdeki gibi muazzam bir ekosistem olduğu görülecek. Ben çok uzun zamandır hep şu iddiadayım. Hatalı çıkabilirim. Yani bildiğimiz bir şey vardı söylüyor. Analizim bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan alacağı bir şey kalmadı. Irak için konuşuyorum bu arada. Yalnız bence kalmadı. Evet. Ve Amerika her zaman şuna bakar. Mesela şu tabiri çok kullanırdı herkes. Hatta her bunu söylediğimde de ya olur mu falan derlerdi. Amerika Kürt devleti kurmak istiyor. Tabiri. Tamam. Ben de derdim ki hayır isteyemez. İstese de isteyemez. Niye? Ya Allah aşkına şurada bir Kürt devleti olduğunu düşünün. Üstün Türkiye. Altın. Oradan toprak kopardığın Irak. Bu taraf her an ondan da toprak koparmak üzere olduğu Suriye. Öbür taraf İran. Sen o ülkeyi burada yaşatmak için Amerikan ekonomisinin üzerine bindireceğin yük öyle böyle bir şey değil. Tamamen ekonomik konuşuyorum ha. Amerika'nın bugün burada olmaya başlaması her gelen iktidarı zedeliyor. Amerikan ekonomisine lüzumsuz bir katkı sağlıyor. Açık bir şey söyleyelim. Yine biri çıkacak diyecek ki şimdi petrol. Ya Allah aşkına Amerika Birleşik Devletleri oradaki petrolü Saddam döneminde almıyor muydu? Alıyor. En çok petrol aldığı dönem o dönemdi. Tabii İran-Irak Savaşı'nda Irak... Daha sonrasında ambargo koyduğu dönemde de petrol aldı. O zaman şeyi izah et hoca. Ne işi var burada Amerika'nın? Şimdi niye mi evvel mi? Girdi? Neden buraya geldi? Niye? Evvel mi şimdi mi? Hayır evvel ve şimdi. Bak şimdi bir şey diyor. Tamam bu böyle bir analiz yapılabilir mi? Yapılabilir. Niye? Çünkü yaptı yapacağını diyebilirsiniz. Ne de yaptı? Irak'ı paramparça etti. Değil mi? Orada bir hatlar oluşturdu. Şii. Ya şu anda düşünün Sudani aslında sosyolojik tabanı olmayan bir siyasi aktör. Irak'ın çok ihtiyacı var. Kime dedin abi? Sudani. Irak Başbakan. Yani orada mesela meclis başkanı yok şu anda ya. Şu an düşünün Sünnileri temsil eden meclis başkanı Iraklar, Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın gittiğinde yani biraz sardı. Orada çok karmaşık bir siyasi yapı evet. var. Bu hale getirdin burayı. Niye getirdin? Demokrasi yani sadece, getirdi ya. Ya ben hiç hoşlanmıyorum Irak'tan. Bu Saddam gitsin üzerinden mi geldi hocam? Demokrasi gelecekti ya. Ya bak işte onu soruyorum sana işte. Demokrasi falan. Demek ki sadece bir petrol... Başka bir şey petrol falan da değil. Aslında dünya yönetme biçiminin uzantısı. O zaman siz gitmeyecek diyorsunuz Amerika buradan. Buradan bak ben gitmeyecek. Bir örnek vereyim. Hayır bak Amerika çekilmez hoca. Amerika burada bana göre. Tamam. Amerikan devlet başkanı Trump dedi ki ben 6 trilyon dolar harcadı. Burada ne işimiz var?
Dedi, CENTCOM dedi ki çekilmeyecek. Tamam, şimdi çekilme çekilme meselesi değil. Amerika buradan hani oradan çekilse bile Suriye. Bak, yani Amerika bu operasyona, PKK'ya karşı işte bizim işte belki işte yaz aylarında yapmayı planladığımız operasyona nasıl yaklaşacak? Karşı mı çekilecek? Bak şimdi ben sana bir örnek vereyim mi? Bir kenara mı çekilecek? O sonra, Irak'la birlikte ben, yaptığınız her operasyona ki şey ağzını bile açmaz. Şimdi destek verir. Destek verir demiyorum. Bir örnek. Yani şey ağzını açmaz, açamaz. Evet. Ama Irak'la birlikte olursa. Bir örnek abi vereyim. Ben Burak Hocam'ın az önce söylediklerinden şeye katılırım. Amerika buraya petrol için falan gelmedi. Gelmiş olsa dünyada 32. sırada rezerv ve kalite anlamında ne işi var Suriye'de? Dibinde Irak var işte. Tek bu coğrafyaya yap bütün yatırımı, kanın hem bitir. Ya petrol için geldi diyenler çok azınlıktadır hoca. Siz de onun üzerine siyaset yapmayın. Yok yok, ben petrol için geldi diyenler. Mahmut abi geleceğim seni çok fazla bilmiyorum. Sana destek olabilir, sana destek böyle çıkacağım Mahmut abi. Sana destek petrol çıkacağım. Petrol için geldi demiyor zaten. Onun için gelmedi siyaset diyor. Siyaset yapmayın deyince eski günlerde hissettim kendimi Mahmut abi. Ne güzel hissettirdin ya. Sana destek çıkacağım. Evet. Şimdi bir post bıyık vardı Amerika'da, Bolton. Ha, John Bolton. John Bolton. Haz etmediğim bir tipti ama etkili de bir isimdi. Biden'la birlikte en çok o siyasi süreçte, yani çocukluğundan bu yana olan isimlerden biriydi. Şimdi burada neokon diyordun ya, babası işte. Tam babası işte. Evet. Bak, o Trump çekiliyoruz dedi. O süreci ben çok yakın takip ettim. İlk Mike Pence hemen hırladı. Dedi ki nereden çıktı bu iş dedi. Çekildiğimiz falan yok dedi. Burada duruyoruz. Hemen arkadan Pompeo bir üfledi. Öyle bir şey yok dedi. Başkan dedi bunu kastetmemiştir. Bolton en şahin çıkışı yaptı. Nereden çıktı dedi ya? Biz dedi İran'ın dedi tehdidini ortadan kaldırmak için, hani o sizin dediğiniz ya, devlet tezini yapamaz veya öngörmez diye. Biz dedi İran'a karşı İsrail'in güvenini sağlamak için bir tampon devlet oluşturmak için buradayız dedi. Kim dedi bunu? Bolton. Aynen ifadesi bu. Tampon devlet deyince adına teröristler mi dersin? Kürdistan mı dersin? İşte neticede adı konmamış bir yapıyı bu coğrafyada uygulayacağız diyen işte tam o dediğin Şahin Neokon. Nacizane bir şey ekleyeyim Coşkun Hanım. Tabii. Ben Bolton'la tanıştığımda kitabım için röportaj yapmak için gitmiştim yıllar önce. Önemli bir figür. Hiç lafım yok. Çok etkili, önemli bir adam. Etkili bir isim. Yani bu arada şey bir adam. Zeki de bir adam. Neokonların önemli fikir babalarından. Evet. Yani Trump'ın değişik iddiası bir adam. Asıl George Bush'un, hatta Dick Cheney'nin adamı. Ama Bolton'un son böyle bir 10 senede dediklerinin %99'una baksam dünya 7 kere takla atar. Ama o da zaten ona kitlemiş kendini, öyle ömür harcamış. Tabii ya, biraz da oradan ekmek kazanıyor. Yani onu söyleyeyim. Bilmem ama neticede söylediği buydu. Ve ben de inandığım bir tezdi. Yani Amerika burada Suriye'deki maceranın sebebi o. Burada bir geniş, adına Büyük İsrail'de, BOP'te ne dersen de bir yapılanmaya zemin oluşturmak için burada ve Amerika çekilmez. Amerika şu an Irak'ta tutunamayacağını anladığı an Suriye'de tutunmaya çalışacak. Tamam, onu diyeceğim şimdi. Burada dikkatler buraya yoğunlaşmışken, tamam, PKK'ya yönelik Bağdat yönetimiyle birlikte dediğin, Burak Hocam'ın dediği gibi hani bir şey demez Amerika eğer Bağdat yönetimi bu işin içindeyse. Amerika'nın bilgisi dahilinde içerisindedir demek istedi. Gözler, dikkatler buradayken acaba Amerika Suriye'nin kuzeyinde mi yeni stratejisi? Evet. Yeni o dediğiniz artık teröristan mı dersiniz, başka bir şey. Suriye'nin kuzeyi için mi bu yatırımları yapıyor? Zaten Amerika şu an Suriye'nin kuzeyi ve Suriye'nin genelinde bir terörün haricinde legal yapılanmanın arayışı içinde. Hı. Burada kantonlar oluşturdu, burada seçimler yaptı. Harekat tamam. Öncesi hatırla, birlikte oralardaydık. Fırat Kalkanı'na götüren süreçlerden önemli bir basamaktı o. Evet. O kantonların İl ilçe mahalle seçimleri yapıldı ya, komünler oluşturuldu. Orada işi legalleştirip sanki böyle bir siyasi... Yani Suriye'ye sahip çıkacak, Irak'ı bırakacak, öyle mi? Hayır, bırakmayacak. Ha, geçici burada tutunacak. Ne yapacak? Mahmut abi. Aklına yatmıyor. Yok ben... Siyasi, bak şöyle bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Hocam burada bir Kürt sosyolojisi var. Bunun üzerinden bir siyaset oluşturuyor küresel güçler. Aynı şeyleri söylüyoruz da. Bunu görmesi gerekiyor Türkiye. Bak, aynı şeyleri söylüyoruz da. Şimdi seni şurada yürütmüyorsun harekatta. Amerika ne yapacak? Söyle hadi. Başladın harekata. Ne yapacak Amerika? Bana şimdi, sen askersin. Sen bilirsin harekatı. Harekete ilgisi yok. Orada Amerika şöyle bir pazarlık yürütüyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Daha 18'de Jim Mattis dedi ki PKK'yı gelin yok edelim isterseniz. Biz size bu işi halledin. Ne yapın karşılığında? SDG'yi kabul edin. Evet. Hikaye bu aslında.
Tamam. Şimdi Türkiye burada durum nasıl bir tavır alacak? Adam sana Irak'ta, bak, Eylül ayında Yeni Delhi'de Biden diyor ki benim hayalim olan bir projeyi Hayfa üzerinden Avrupa'ya bağlayacağım diyor. Arkasından bizim Cumhurbaşkanımız ondan önce de açıklamış da Kalkınma Yolu Projesi'ni devreye soktu. Doğrudur. Kimle sokuyor? Bu Birleşik Arap Emirlikleri var, Katar var, Türkiye var, Irak var. Şimdi böyle bir şey muhteşem bir proje. Aslında dünyanın süreci açısından baktığın zaman en olasılıklı, en karlı bir hat bu. Peki bu hattı bize bırakırlar mı? Ben onu merak ediyorum. Ben de onu soruyorum. Yani abi bak, şimdi bırakmaları için bir pazarlık gücü devam edecek. Ama bak işte, o pazarlığı bak, geçen hafta gördük biliyor musun? Coşkun Hocam, şunu soracağım. Yani biz bu Irak'a yönelik büyük PKK'ya yönelik operasyonu yeni konuşmuyoruz. Birkaç aydır konuşuyoruz. Ve bu birkaç şimdi aylık bak, süreç içerisinde Washington ya da Amerikan yönetiminden ne yapıyorsunuz siz? Öyle şey olur demiyor. Demeye gelen bir açıklama da gelmiyor. Bak bir gelmez. Açıklama. Neden? Bir sufle geldi. Niye? Onun işte dediğim gibi karşılığında şu var. Ne var? Suriye'ye dokunma diyecekler. Suriye. İşte ben öyle düşünüyorum. Aynı tamam. şeyleri söylüyoruz. Tamam. İşte aynı şimdi, şeyleri söylüyoruz geldiği nokta itibariyle. Ha, tamam. Ben de ne dedim? Amerika burada tutunamayacak. Şurada tutunmanın yollarını arayacak dedim. Ama o Amerika için bir çözüm mü? O da değil. Oradan da kafasını çalacağız. O da çözüm değil. Ha, o da çözüm değil. Kapısını ben çalacağız. Sonraki senin o dediğin Suriye olacak yani buradaki PKK'nın temizlenmesi. Bak Mahmut abi dediği sonrası. Konu aslında geçen hafta şöyle tecelli etti. Bu haftanın içinde. Hükümet sözcüsü Irak. PKK'lılara dedi silahı bıraktıralım. Göçmen statüsüne dedi. Yani Türkçesi öpüşelim, koklaşalım. Süngeri çekelim. Bunlar göçmen sıfatısının mülteci özür diliyorum. Mülteci sıfatında bulunsunlar. Bir daha da silah el sürmesine falan gibi masalla Amerika aklınca o yol üzerinden bizi bir sınadı. Ve cevap dahi vermedik. Şimdi bizim Türkiye'nin ben bir şey söyleyeyim siz devam edin. Türkiye'nin aslında Irak bölgesel Kürt yönetimine destek vermesi gerekiyor. Burayı güçlü kılmak için başka şans. Çünkü bakın dikkat edin. Oraya Amerika destekliyor diyoruz. İsrail destekliyor diyoruz. Ama orada o grubun etkili olmasını yani KDP'nin etkili olmasını da sağlamıyor. Niye? Çünkü zayıf bir KDP tutmak istiyorlar. Bu hepsinin işine geliyor. Amerikan da işine geliyor. Niye? Seküler PKK'yı devreye sokacak. Bizi böyle zaten destekliyoruz. Var aslında. İşte geleneksel yani o bölgesel yapıya uygun KDP'yi silmek istiyorlar. İşte o yüzden mi KYB'yi peki güçlendiriyorlar? Evet. Yani o aşağıdan Süleymaniye ile PKK arasında bir irtibat kurmaya çalışıyorlar. Bu irtibatı burayı kabul ettirirlerse bu irtibatı da kuracaklar. Sonra ileride orayı çökertmeye çalışacak. Benim düşüncem o. Şimdi, onun için Türkiye'nin KDP'ye destek vermesi lazım. Bizim bana karşı çıkıyorlar da bunu söyleyince. Şöyle. Kim çıkıyor? Bir sürü insan karşı çıkıyor. Yani biz zaten Erbil'e de şeye de destek veriyoruz ki Bağdat'a. Veriliyor. Tabii yani şu anda ziyaret etti Cumhurbaşkanı daha ne yapsın? Yani orada törenle karşılandı. Barzani ile Neçirvan, Mesrur Barzani, bütün Barzani ailesi bütün yetkilileri. Yani biz burada siyasetimiz doğru. Hatta biz şöyle bir bana göre yeni varyanta geçtik. İlk defa sadece terörle mücadele değil. Beraberinde bir paketle gittik. Senin su sorununu halledelim. Bütün bayındırlık yapılanma işlemlerine yardımcı olalım. Kalkınma yolunun harekete geçsin. Bu Amerika'nın taktiği aslında. Biz ilk defa bunu uyguluyoruz ve bana göre de doğru yerdeyiz. Peki. Irak bunun karşılığında bu derece meseleye yapıcı yaklaştığı düşünüyorum. Ve bunun neticesine de işte kuzeyde bir yapılanmaya gidiliyor. Orada şeyi de konuşmanız lazım. Haçlı Şabi İran ne yapacak? Şimdi ben onu tam Burak Hocam'a onu soracağım. Aslında yani biz Amerika'yı konuştuk ama İran'ın bu bütün olup bitenlerdeki ne dedi Sayın statüsü ne olacak? Savunma Bakanı dün. İran içerisinde iki gün önce. Evet, bir PKK'ya destek veren bir grup var. İran'ın kendisi veriyor de, yani devlet olarak destekliyor. Yani evet, şimdi PKK'nın bir kolu da İran'da ve bir şekilde buradan sınırdan Kandil'e yönelik çok ciddi destekler olduğunu biliyoruz. İran'ın bu operasyona karşı çıkması durumunda Türkiye'nin Irak merkezi hükümetinin tutumu ne olur? Ve İran'a rağmen bölgede bir operasyonun başarılı olma durumu nedir? Önce bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Hem bu yayının başından beri hem de genelde Amerika'nın global olarak bir güç kaybında olduğunu kabul ediyoruz değil mi? Evet. Her yerde. Ülkesinde bölünmelerden falan bahsediliyor. Ülke içinde güç kaybından bahsediyoruz. Ciddi sistematik olarak kaosta olduğundan bahsediyoruz.
Peki burada neden güç gitti benimki? Bölge gitti. Burada, ha, bölge burada duruyor. Burada neden güç kaybedebileceğine hiç inanmıyoruz? Biz de onu konuşuyoruz. İşte şimdi ben diyorum ki, hatta bunu çok da tavsiye ediyorum bizi izleyenlere. Türkçe kaynak var, yazıldı bayağı. Molla Mustafa Barzani'nin hayat hikayesini bir herkes okusun. Mesut Barzani'nin babası. Evet. Kaç kere bir adam satılır Amerika tarafından, onun hikayesidir. Yani bir tavsiye ediyorum, bir okusunlar. Dolayısıyla burada böyle net şu bu değil, göreceli değişiyor. Ama aslında sorduğunuz soru da işin en güzel tarafı. Niye? Burada bir oyun var. Türkiye'nin bir planı var. Evet. Amerika'nın var. Yavaş yavaş bakmayın, münferit İran bir planı var. Suriye'de bir ülke var, Rusya. Onun bir planı var. Bir de İran'ın var. İran bunu istiyor, Türkiye bunu istiyor, o bunu istiyor, bu bunu istiyor deyip ortadan onun istediği olacak diye çıkamıyorsun. Bunlar harmanlanıyor. Ortada bir realite çıkıyor. Şimdi Safavilerden beri, hatta biraz daha geriye de giderim yani. Hocam son bir dakikanın içerisindeyiz. İran'la Türkiye arasında hiçbir zaman gerçek bir dostluk olmadı. Hep bir rekabet, hep bir güç dengesi, hep bir sınama oldu. Zaman zaman düşmanlık oldu. Zaman zamanı da bence atıp bayağı bir düşmanlık hadi oldu. Hadi kibarca söyledim. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir unsur varsa İran destekler. Ama İran'ın burada asıl karşı çıkacağı PKK'dan falan ziyade Türkiye'nin Irak'la gerçekten yakınlaşıp ekonomik bağ kurup ciddi anlamda o yolu yapma projesi. Aslında o yol İran'ın da çok işine gelir de. Ama getirirse. İran'ın daha çok işine gelen yol yukarıda. Ederse, Zengezur koridoru var. Daha ona adam karşı. Ya yani taraftan da o Zengezur ve bu iş var ya. Evet. Bu üçlü dörtlü bir ittifak oluşursa bir gün bu bölge muazzam bir hale aşağıda gelir. Aşağıda Hürmüz Boğazı'ndaki petrol nereden gidiyor? Dörtlü dediğiniz hocam. Öyle ya böyle önümüzdeki 10 yıllarda. Ittifak. Azerbaycan. İran. Evet. Hatta kat bak Ermenistan, evet. Azerbaycan, İran, Irak, Türkiye. Burada bir sükunet sağlandığı gün bölge gül bahçesi. Buradaki söylemiş. Ülkelerin hepsi işte Amerika o yüzden gitmez. Apayrı bir yere gider. Ha, şeyin dediği de Mahmut abimin dediği de o noktada önemli bir test. Amerika ne kadar zaten katılmasam da önemli bir test. Amerika gitmez ama gitmeyecek diye bir kayıt da yok. Ya o güç kaybı yani, doğru yapar, evet. Ve biz bu Amerika bölgede güç kaybediyor diyoruz yani. Ya, iyi düşünün doğru. İyi olsun. Evet. Güç kaybı doğru. Biz elinde sonunda iki coğrafyada Amerika'yı buradan uzaklaştırarak o huzuru getireceğiz. Peki. Tabii Amerika giderse boşluğu kim doldurur? Biz dolduracağız. Biz? Yani zaten bizim. Niye uzaklarda arıyorsun? Hele bir gitsin sonra konuşuruz abi o kısmı. Peki. 3 saatlik bir programın sonuna geldik. Bütün konuları neredeyse başlıkta konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Coşkun biz teşekkür Başbu, ederiz. Burak Güntay ve Mahmut Öğür. Evet, satır arasından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.